İyi geceler sevgili seyirciler. Ötek Gündem'le birlikteyiz. Habertürk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir kimse, Resul bile olsa, gösterdiği bir mucizede onun insanlık vasfından gelen bir şey bulunmayıp her şey Allah'a bağlıdır ve onun takdiriyle olmaktadır. Mucize denilince akla bir takım harikulade hadiseler gelmektedir. Hemen her Resul'ün hayatında birçok kez bu tür durumlar görülmüştür. Biz de bu gece Kur'an'daki peygamber kıssaları ve mucizelerini konuşacağız. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği kainattaki mucizeler neler? Peygamberlere hangi hadiseler üzerine hangi mucizeler verildi? İnsanlığa birer ibret olarak gönderilen mucizeler karşısında kavimler ne yaptı? Peygamberler nelerle imtihan edildi? Kur'an'da anlatılan mucizelerle insanlığa verilmek istenen mesajlar neler? Tabii ki Öteki Gündem izleyicisinin çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği iki isimle birlikteyiz. İki isim konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Mehmet Okuyan ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Felsefe Bölümünden Profesör Caner Taslaman'la birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı diliyorum. Ramazanlar. İnşallah çok güzel bir yayın olacak. Çok güzel başlıklar hazırladık sevgili izleyenlerimize. Dikkatinizi çekeceğine eminiz. Neredeyse eminiz. Tabii ki Allah bilir. Mucize dediğin etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Programımıza dahil olmanızı, sohbetimize iştirak etmenizi bekliyoruz. Hemen başlayalım. Evet, Öteki Gündem'e hemen başlıyoruz. Bu gece çok değerli ikisinde birlikteyiz. Bu arada Ramazan ayının ilk Öteki Gündem programı. Bu vesileyle de kendim ve ekibim adına tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ederim ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ne niyetinizle geldiniz? Mehmet Hocam, uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet. Çok iyi oldu, bizi kırmadınız. Aslında yoğun bir temponuz var, siz de çok yoğunsunuz ama ayrıca çok teşekkür ederim geldiğiniz Olsun, için. Olsun, biz Allah'ın kitabını anlatma adına nereden davet alsak oraya gitmeyi canımıza minnet biliyoruz. Habertürk ve Öteki Gündem bizim yabancımız değil. Gerçi bu yeni dönemde benimle başlamışsınız ama biraz tevbe gerektirecek ara verdiniz. Yani bu kadar ara vermek çok doğru değil. Çünkü Kur'an adına çok anlatacaklarımız var. O zaman bir dahakine arayı bu kadar açmayalım evet. deyip ben sözü bağlayayım onu burada. Onu söylemiş olalım. Bu arada programınızın da iyi gittiğini bu vesileyle ifade etmiş çok olayım. Teşekkür ederim hocam. Allah çok hakkı ve hakikati söylemeyi ve söyletmeyi nasip eylesin. Mesela bu gerisi dünyada kalacak işler. Size de başarılar diliyorum. Ne kadar Ramazan güzel için temenniler. Başladık. Ramazan'ın hemen ikinci gününde Kur'an'ı konuşuyor olmaktan derin haz duyacağımı ifade edeyim. Çünkü Ramazan Kur'an ayı demektir. Kur'an ayı demek Kur'an'ı anlamadan mukabele yapmak demek değildir. Ramazan boyu Kur'an'ın hakikatlerini kardeşlerimizle paylaşmak demektir. Kur'an ayı demek bir slogan değil, pratiğe dökülmüş, insanların doğrudan Kur'an'ın manasıyla buluşmaya gayret ettikleri bir zaman dilimine dönüşmesidir amacımız. Onun için yollara döküldük. Allah size hakka hizmet etmeyi lütfeylesin. Bize de hakkı söylemeyi lütfeylesin. Çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Çok güzel dileklerde bulundunuz. Siz izleyicilerimize de şunu hatırlatmak isterim. Mucize dediğin etiketiyle birlikte soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Ben bu gece tweetlere yine ağırlık vermeye çalışacağım ve tabii ki bir akışımız var. Değinmek istediğimiz bazı önemli başlıklar var ama aralarda sizlerden gelen soruları da hocalarıma yönelteceğim. Şimdi ben programa bir ayetle başlamak istiyorum. Kur'an'daki peygamber kıssalarını, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını ve peygamberlerin mucizelerinden bahsedeceğiz. Madem Ankebut suresinin 50. ve 51. ayeti.
Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi? De ki mucizeler Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz inanan bir toplum için bunda bir rahmet ve öğüt vardır. Kur'an'daki kıssaları konuşacağız, peygamber kıssalarını. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler ve tebliğlerinin anlatıldığı yerlerde mucize ve nübüvvet meselelerini tabii ki birbirlerinin tamamlayıcısı olarak hep bir arada geçtiğini görüyoruz. Bir arada zikrediliyorlar. Tabii ki peygamberimizin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, önemli noktalarda ve çokça peygamber kıssalarının zikredildiği görünüyor, fark ediliyor. Şimdi buradan şununla başlayalım isterim değerli hocam. Bu kıssaların bu kadar yoğunlukla anlatılmasının bir hikmeti vardır muhakkak ki. Nedir bunun hikmeti ve tabii ki Kur'an nasıl bir mucize? Ben başlayayım. Fark etmez hocam. Ya da kısaca bir şey belirteyim. Önce bir ispat edemeyeceğim bir iddia ama benim tahminim şu. Kur'an'ın bir optimum kalınlığı olduğu kanaatindeyim. Yani ideal bir kalınlığı. Eğer ki Kur'an'da çok fazla detay olsaydı, mesela şu mevcut hacminden kat kat fazla olsaydı, belli fıkıh kitaplarının kalınlığı gibi, o zaman insanların dine nüfuz etmesi, dini içselleştirmesi, onun anlama oranları çok daha düşük olurdu. Fakat diğer taraftan insanların bir detay ihtiyacı da var. Belli konularda detaylar da arıyorlar. Kur'an sadece emirleri, yasakları söylemiyor. Kıssalar aracılığıyla aynı zamanda insanlara rol modeller de veriyor. Mesela bazen Kur'an soyut konuşuyor. Diyor ki zina yapmayın. Bu bir soyut konuşma. Yani X şahsın zina yapmaması değil. Genel olarak bir zina yapmamayı söylüyor. Fakat o soyut olarak söylediği şeyi Kur'an bir yerde alıyor. Hazreti Yusuf'un şahsında bir rol modelle, dünyada bedelini ödeyecek olsa dahi o harama girmeyeceği bir modelle de insanlara sunuyor. Yani soyut anlatımını kıssaların içindeki somut örneklerle de birleştiriyor. Ve kimi zaman onları değişik vasıtalarla tekrar ederek, ki o tekrarların hiçbir %100 aynısının söylenmesi anlamında değildir, aynı hakikatin değişik şekillerde zihinlere nakşedilmesidir. Zihinlere oturtuyor Kur'an. Ha bunu da yapması için Kur'an'ın belli bir kalınlığını da olması lazım. Belli rol modeller verecek, soyutları bahsedecek. Yani ne çok kalın olması, ne çok ince olması gerekiyor. Bunun arasında mutlaka optimum bir denge var. Ben Kur'an'ın bu optimum kalınlıkta olduğunu ve içindeki muhtevanın da buna göre ayarlandığı kanaatindeyim. Evvela onu söyleyeyim. Ondan sonra ne diyorduk? Bu kıssaların bu kadar çok yer bulmasının, sıkça zikredilmesinin hikmetleri nelerdir demiştik. Bir tanesi tabii demin söylediğim bu hani soyut şeylere rol model verme ama tabii çok fazla burada söyleyecek şey Peki, var. Peki bir izleyicimiz demiş ki kanıtlanmamış ve inananlar tarafından inanılan gerçek dışı olaylardır ama mucizeyi kafir yaparsa adı sihir ya da büyü olur. Katılır mısınız hocam? Ben o birinci sorunuzu bir biraz açayım. Tamam. Yani Caner Bey işin bir bölümüyle alakalı cümleler söyledi. Hani Kur'an-ı Kerim, Kur'an üzerinde konuşanlar ya da Kur'an'ı tanımaya gayret edenler çok iyi hemen fark ederler ki Kur'an-ı Kerim'in yarıya yakını veya işte beşte ikilik bölümü 2300 civarı ayet kıssalardan oluşuyor. Demek ki Kur'an'da belki en ağırlıklı konu kıssalar konusudur. Kur'an'daki bu konuya nasıl bakılacağına eğer doğru karar verilirse Kur'an'ın yarıya yakınının mesajı, derdi anlaşılmış olur. İyi bilmek lazım bu konuyu, iyi içselleştirmek lazım. Konu kıssa olunca birkaç tane gündeme getirilen mesele var. Onları da birer cümleyle dile getirmek isterim. Zihinlerde bir kuşku kalmasın diye. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssaları var. Ama bu peygamber kıssaları bütün peygamberlerin kıssaları değiller. Caner Bey'in ifade ettiği gibi rol model diyebileceğimiz, Kur'an'ın üsve-i hasene dediği, en güzel örneklik ifade ettiği kıssalara yer verilir. Hiç kimse Kur'an'da anlatılan peygamberleri peygamberler tarihinin tamamı diye zannetmez. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin 20 peygamberimiz dahil 28 tanesi zikrediliyor. Oysa insanlık tarihi peygambersiz bırakılmamış, bütün ümmetlere peygamber gönderilmiş olduğu için peygamberlerin sayısını bilmiyoruz. Peygamberimizin bu noktada
bize nakledilen iki farklı rivayeti var. Bunlardan biri 24 bin, biri 124 bin üzerinden. Ama çokluk manası veren bir sayı veriyor. Her ümmetin mutlaka bir peygamberi olmuş. Peki niye bu peygamberler, bunların kıssaları Kur'an'da var da diğerleri yok? Bunun birkaç tane cevabı var. Bir tanesi şu: bunların hayatında bu son ümmet için örneklikler vardır. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuz manada dersler, olumlu manada örneklikler vardır. Bu örneklikleri Allah-u Teala bir anlamda insanlık tarihinin özeti olarak bize sunmuştur. Ama bu peygamberlerin adının verilmesinin sebebi ise Mekke ve Medine'de yaşayan Kur'an'ın ilk muhataplarının bu kıssaları hakkında malumat sahibi oluşudur. Yani Kur'an'ın Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim aleyhisselam gibi bu peygamberlerden söz etmesi esnasında hiçbir müşrik kalkıp da şunu diyemedi. Yani bu Muhammed'in ifade ettiği, aleyhisselamın ifade ettiği bu peygamberlerden şunu mesela duydunuz mu diye karşı çıkamadılar. Ama mesela Kur'an'da şöyle bir ayet olsaydı eğer, hani Konfüçyüs mesela peygamber olsaydı mesela ve Kur'an'da şöyle bir ayet olsaydı, işte vetlu aleyhim nebe'e Konfüçyüs, böyle bir ayet olsaydı veyahut işte vezkür fil kitabi bu da peygamber olsa mesela, böyle bir ayet olsa, o zaman Mekkeli müşrikler şunu diyeceklerdi: siz Konfüçyüs diye bir peygamber duydunuz mu? Yok. İşte bak yalan konuşuyor diyeceklerdi. Ama Kur'an'da sözü edilen peygamberlerin kıssaları uzun olsun, orta ölçekte olsun, kısa olsun, ne kadarı anlatılmış olsa da, hatta bazılarının kıssaları anlatılmamış, sadece isimleri söylenmiş, buna rağmen hiçbir müşrik kalkıp da o peygamber diye anlatılan, adı geçen isimlerin hiçbirinin peygamber olmadığını ve Hazreti Muhammed'in de bu noktada yalan konuştuğunu söyleyememişlerdir. O itibarla bu kıssaların seçilmesinin en önemli sebebi bunların hayatlarında son ümmet için örneklik bulunmasıdır. İkincisi de bu toplumun, yani Mekke ve Medine toplumunun bu peygamberlerin hayatlarıyla alakalı şu veya bu ölçekte malumat sahibi oluşlarıdır. Hiç kimse Kur'an'ın anlattığı peygamberlerin, tekrar ediyorum, peygamberlerin tamamı olduğunu düşünmesin. Bu derin bir yanılgıdır. İnsanlık tarihi peygambersiz bırakılmamıştır. İlk insan neslinin peygamberi Hazreti Adem olmuş. Sonra Hazreti Muhammed'e kadar bütün ümmetler peygamberlerle buluşturulmuşlardır. Belki bu noktada bir şey daha söylemek lazım. Sorunuzun aslında cevabına katkı olabilecek bir nokta. Kıssa kelimesi de çok önemlidir. Kıssa, hani makaslayarak anlatmak demektir. Mikas Arapça'da makas demektir. Kıssa makaslanarak anlatılan hayat kesiti demektir. Hemen burada bir kanaatimi kardeşlerime aktarayım. Yani sembolik ögeler mi içeriyor? Hayır, yok. Bir peygamberin hayatı. Şimdi şunu da söyleyeyim. Kur'an'da bütün peygamberlerin kıssaları yok. Evet. Bir, kıssası anlatılan peygamberlerin de hayatının tamamı yok. Lazım olan peygamberin lazım olan hayat kesiti anlatılır. Onun için kıssa, yaşanmış gerçeklikler içerisinde ders, hisse bulunan hayat kesitlerine denilir. Ve şunu tekrar vurgulayayım, Kur'an'ın kıssa dediği şeyler gerçekleşmiş hakikatlerdir. Ama Kur'an'da kıssa olmayan anlatımlar da var. Onları birbirine karıştırmamak lazım. Kur'an'da mesela darb-ı meseller vardır. Eğer bir mesele darb-ı meselse, ki onunla alakalı da anlatımın başında darabe meselen, duribe meselun, işte tilkel emtalü nadribuha gibi ifadeler kullanılır. Darb ve mesel kelimeleri, onlara darb-ı mesel denilir. Darb-ı mesellerin de gerçekleşme ihtimali bulunduğu kadar gerçekleşmemiş olma ihtimali de vardır. Bir örnek üzerinden Cenab-ı Hak bir ders veriyordur. Onun için darb-ı meseller olmama ihtimali bulunan anlatımlardırdan hareketle kıssaların da bir kısmı yaşanmamıştır'a meseleyi getirmeyi şahsen doğru bulmuyorum. Bu yani ön bilgiyi vererek başladım. Peki, bu önemli bir husus. Hocam şimdi size söz hakkı hocam, vereceğim ama bir hocama katıldığımı söyleyeyim son kısmında da sonra soru tamam, ben bununla ilgili bir devam, bahis açacaksınız zannettim de. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, mucize dediğin etiketiyle Aslı Avcı Hanım,
Merhaba Sayın Taslaman'a bir hoş geldin deseydiniz. Hoş biz mi duymadık yoksa yok, ben dediniz. İki değerli hocama da hoş geldiniz dedim. Ancak Mehmet hocama arayı çok açtık, fazla açmayalım diye ayrıca teşekkür ettim. Bunu da belirteyim. Şimdi hocam şuradan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Adem'le İblis kıssası bize hangi sembolik ögeleri içinde barındırıyor? Burada bizim almamız gereken dersler neler? Çünkü sözü edilen kıssada bir cennet var. İblisin cennete girmesi, cennetten çıkarılması. Sizden dinleyelim bu kıssayı. Evet. Şey, şuradan ondan önce bir şey de söyleyeyim. Belki hocam çünkü orayı detaylı anlatacaktır. Seyircilerimiz yanılmasın diye. Yani Kur'an'daki kıssaları tarih kitaplarındaki tarihsel aktarımlarla karıştırmamaları çok önemli. Hocamı dinlerken birazdan. Kur'an'daki kıssaların hiçbirinde mesela bir tarih yoktur. Oysa tarih kitaplarında klasik olarak tarih belirlenmeye çalışılır. Diğer taraftan yer Kur'an'da mesela çok çok az geçer yerleri. Şahıslar, işte peygamberse o şahıs ismi geçer ama şahıs isimleri de çok fazla zikredilmez. Oysa klasik tarih anlatımlarında özellikle tarihin bulunması, yerlerin belirtilmesi, zamanla ilgili çok detaylı anlatımlar vardır. Ha, buradan da şu sonuç çıkartılabilir. Kıssalardaki temel amaç tarih kitaplarındaki gibi tarihsel bilgi aktarımından ziyade oradan ibret alınacak bir hikayeyi anlatmaktır. Ama bunun böyle olması olayın gerçek olmamasından, hayali bir örnek olmasından kaynaklanmaz. Kur'an defalarca bu kıssaların hak yani gerçek olduğunu, gerçek olarak yaşandığına, bir amaca yönelik de bunların aktarıldığına vurgu yapar. Yani kıssaları bu şekilde dinlemek gerekiyor. Yani bir tarih kitabının dediğin gibi bütün detaylarına verilmiş, o olayı sırf anlamak için anlaşılan öğeleri değil, ibret önemli. Diğer taraftan sırf bir masal gibi hiç olmamış, sadece bir sonuç vermek için anlatılan şeyler de değil kıssalar. Hem gerçek olaylar hem de diğer taraftan ondan ibret çıkartılması, sonuç çıkartılması istenen olaylar. Bir de kıssalar hocamın dediği gibi uzun bir bölümü Kur'an'ın ama kıssalar sırf bakılırsa sırf o peygamberle ilgili kıssa da değildir. Mesela bir bakarsınız Hazreti Musa ile Nuh'la ilgili bir şey anlatılır Kur'an'da. Onun içinde Allah azizdir, hakimdir, gafurdur, rahimdir diye bir bakarsınız kıssanın içinde bir yandan Allah'ın sıfatları da verilir. O olaylarla beraber siz Allah'ın her an her sürece hakim olduğunu, her an o olayların Allah'ın gözetiminde olduğunu veya mesela Nuh'un Allah'ın gözetiminde gemiyi yaptığı, Hazreti Musa'ya karşı İşte büyücüler o eylemi yaptığında Hazreti Musa'ya yardım ettiğini, Allah'ın tarihin akışındaki bütün olayların bir gözlemcisi olduğu da mesela mantığı verilir içinde. Yani kıssalar sırf olayların aktarımından ziyade Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, dinin temel mesajlarıyla ilgili birçok bilgiyi biz aynı zamanda aktaran araçlar. Neyse ben araya geçiş yaptım hocam. Hocam şimdi size ben Hazreti Adem'le İblis'in kıssasını sordum ama izleyicilerimize de söz verdim bu gece. Tweetlere de ağırlık vereceğim. Hemen bu bahse geçmeden önce Ahmet Dalaman Bey demiş ki mucize dediğin etiketiyle birlikte neden 125 bin peygamberi anlatmaya gerek görülmedi? Siz biraz önce bahsettiniz ya. Biraz söyledim ama bir daha söyleyeyim. Bir defa o 125 bin de çokluktan kinaye diyoruz biz buna. Yani oradaki 125 bin de hani 124.999 artı bir demek değil yani. Kur'an'da 3 isim var. Bunlar peygamber midir, değil midir? Biraz tartışmalı. Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Bir de peygamberimiz kendisini dışarıda tutarak geride 24 peygamber kalıyor. Kur'an'da zikri geçen. Onun üzerinden 24 bin, 124 bin ifadesi bir çokluk manası versin diye öyle geçiyor. Sebebi de insanlık tarihinin bir özetidir peygamberler tarihi. Kur'an'a göre kıssalar, Kur'an'ın ayet dediği olaylar vardır Cansu Hanım. Ayet. Bu ayet Kur'an cümleciği manasına gelir ama daha çok ayetler, deliller, ibretler, belgeler manasına bazı gelir. Bazı yerlerde de mucize diye tefsir edilmiş. Sözün, evet, sözün burasını da ifade edelim. Şimdi bizim bugün konuşacağımız konunun bir boyutu mucizedir. O kelime Kur'an'da bu anlamda hiç geçmez. Onun yerine hep ayet kelimesi geçer. Evet. Sizin girişte okuduğunuz Ankebut suresi 50-51. Ayette de hani tercümede mucize olarak her ne kadar veriliyorsa da metinde mucize yok, onu söyleyelim. Hani izleyenler, işin farkında olanlar demesinler ki yani mucize kelimesi yok. Ne diye tercümeyi tek doğru oymuş gibi sunuyorsunuz. Ayetin metnini okuyalım. Onun üzerinden sözümü ifade edeyim. Ve kâlû levlâ unzile aleyhi âyâtun min rabbihi. Demiş ki Mekkeli müşrikler ona yani Hazreti Muhammed'e Rabbinden ayetler, deliller, belgeler indirilseydi ya. Kul
Bunu diyenlere cevaben söyle ki innemel ayatu indallah. Bütün delilleri göndermek Allah'ın katında iştir. O Allah'ın işidir. Ve innema ene nezirun mubin. Bana gelince ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Hem evelem yekfihim. Onlara yetişmedi mi ki? Enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Kendilerine aktarılmakta olan bu kitabı sana indirmiş olmamız yetişmedi mi diye böyle bir ifade geçiyor. Bunu şunun için söylüyorum. İnsanlık tarihinden Kur'an'ın aktarımları da Kur'an'ın literatüründe ayet diye geçer. Mesela kıssaların en çok yer aldığı surelerden biri 26. sure olan Şuara suresidir. Şuara suresinde çeşitli peygamberlerin hayat kesitlerinden bölümler aktarılır. Her bir bölümün sonunda inne fî zâlike le âyeten der Allah-u Teala. Yani bu anlatılanda bir ayet vardır, bir delil vardır, bir ibret vardır. Ama ve mâ kâne ekseruhum müminîn. İnsanların çoğu bunun delilliğine iman ediyor değillerdir. Dolayısıyla neden 124 bini yoktur? Yoktur, buna gerek yok. Çünkü sembolik ve rol model olması noktasında bu ümmetin hayatında ümmete örnek olması lazım gelen pratikler onların hayatında bulunduğu için Kur'an onlar üzerinden bize bilgi verir. Soru soran kardeşimize buradan bir teşekkür edeyim. Bir şeyi daha anlatma fırsatı vermiş olacağı için. Parantez içine bir şey diyeyim. Yani benden bir optimumluktan bahsedeyim. Kur'an 6000 küsur ayet. Bakın 120 bin Kur'an'ın aşağı yukarı her bir peygamber için sırf bir ayet geçse Kur'an'ın her bir peygamber Kur'an'ın 20 katı bir hacimde bir kitap olması gerekirdi. Bir tane kitabı hocam ne kadar güçlük çekiyor insanlar okutmak için manasını anlayarak. Kur'an'ın bir de her peygambere bir ayet ayırdığında ve başka hiçbir konudan bahsetmese 20 katı kalınlıkta olacağını düşünün. Evet. Yani bu da aslında bir yerde bir cevabı. Evet. Hani bir insan bir soruyu sorduğunda şöyle düşünmesi lazım bazen. Acaba 120 bin peygamberden Kur'an bahsetseydi ne olurdu? Kimse okumaz. Yani kimse okumaz. Her peygambere dikkat edin bir ayet ayrılsa 20 katı olurdu. Bugünkü kadar peygamberlere yer verildiği kadar o 120 bin peygambere yer verilse 200 katından fazla olurdu Kur'an'ın. Evet. Bu ne olurdu? Yani hiç kimsenin nüfuz edemediği bir kitap. İçine derinlemesine ulaşamadığı bir kitap olur. Kur'an ulul elbaptan bahsediyor. Ulul elbap bir şeyin özüne nüfuz edenler demek. Onun içindeki özüne, en önemli yerine nüfuz edenler. Kur'an hem evrene bakarken evrendeki olaylardan dersler çıkartmasını istiyor ulul elbapın, işine özüne nüfuz edenlerin. Hem de Kur'an'daki kıssalar üzerine ve Kur'an üzerine düşünürken nüfuz etmeyi düşünüyor. Kur'an'ın 20 katı kalınlıkta bir şey olacak olsa veyahut da 200 katı kalınlıkta bir şey olacak olsa ona gerçekten nüfuz etmeye kalkanların, samimi olarak çaba gösterenlerin de nüfuz etmesi kolay kolay mümkün olmazdı. Evet. Katılıyorum Caner kardeşime. Biraz önceki konuşmasında demişti ki Kur'an'da peygamberlerin kıssaları anlatılırken peygamberlerin ismi verilir. Diğerlerinin, muhatapların ismi genellikle verilmez. Bunun bir sebebi var. Önce onu söyleyeyim, sonra o soruya bir cevap vereceğim, o kardeşimizin sorusuna. Tamam. Doğrudan onu söylemek ve hatırlatmak noktasında. Hem de Yasin'den bir örnek vereceğim ki tam anlaşılsın diye. Şimdi Kur'an'da mesela Firavun diye bir isimden söz edilir. Firavun adamın adı değil. Haman'dan söz edilir. Haman adamın adı değil. Karun'dan söz edilir. O da adamın adı değil. Mesela Tebbet suresinde Ebu Leheb'den söz edilir. O adamın adı değil. Adamın adı Abdülüzza. Hanımından söz edilir. Hanımının adı Ümmü Cemile. O da kadının adı değil. Hazreti Nuh'un hanımından söz eder ama hanımının adını söylemez. Hazreti Lut'un hanımından söz eder, adını söylemez. Firavun'un hanımından söz eder, Asiye'den adını söylemez. Yusuf peygamberle işte bir olayı anlatılan Züleyha'dan söz eder ama adını söylemez. Niçin? Kur'an kıssalarında isim zikredilmemesinin en büyük sebebi Kur'an'ın derdi adamları deşifre etmek değil, nitelikleri tanıtmaktır. Hmm. Çünkü Kur'an'a göre Firavun ölmüştür ama Firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb ölmüştür ama Ebu Leheb'lik devam ediyor. Kıssalarda Caner Bey'in ifade ettiği gibi hiçbirinde tarih yoktur. Çok nadir adam ismi vardır ve daha da nadir yer ismi vardır. Çünkü Kur'an'ın derdi tarih öğretmek değil, tarihe belki ışık tutmaktır. O itibarla peygamberlerin de adı verilenler var. Fakat
hepsinin adı da verilmez. Üç ayet grubu hatırlatmak istiyorum. Neden peygamberlerin de bir bölümünün ismi geçmiyor? Bakın bunlardan biri Araf suresi. Araf suresi ki yine Kur'an'da kıssaların en yoğun yer aldığı surelerden biridir. Ben şu anda bir tefsir yazıyorum. Tam da Araf suresini çalışıyorum. İyi çalıştım yani Araf suresinin her tarafını, iciğini ciciğini bilmeye gayret ediyorum. Mesela bu surede çok dikkatimi çekti. 94. ayetten 102. ayete kadar. Aslında 94. ayete kadar Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'tan, Hazreti Hud'dan, Hazreti Salih'ten, Hazreti Şuayb'tan filan, Hazreti Lut'tan söz edildi. Sonunda geldi dedi ki Cenab-ı Hak: "Ve ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahliha bil ba'sa'i ve'd-darra'i la'allahum yadhra'un." Biz gönderdiğimiz hiçbir nebi yoktur ki, hiçbir şehre gönderdiğimiz hiçbir nebi yoktur ki o şehrin halkını çeşitli sebeplerle imtihan etmiş olmayalım. Bakın burada her şehre, her millete peygamber gönderildiğini söylüyor. Burada diyaloglardan söz ediyor ama peygamberlerin adını vermiyor. Aradaki konuşmaları naklediyor. Niye? Mühim olan burada da o peygamberin adı değildir. Peygamberler tarihinde peygamberler benzer tepkilerle karşılaşmışlar. Ve peygamberlerin hepsinin toplumlara ilettiği mesaj aynıdır. Nahil suresi 36. ayet gayet nettir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Yemin olsun biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik. Niçin? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ. Tek Allah'a ibadet edin. وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Tağut denen azgınlardan kaçının diye. Bütün peygamberlerin öğretisi budur. Onun için her kıssada, her anlatılan yerde peygamberin adının söylenmesine de gerek yoktur. Onlara verilen cevaplar da büyük oranda benzeşmektedir. Hazreti Nuh'a ne tür alaycı ifadelerle mukabelede bulunmuşlarsa, Hazreti Muhammed'e de aynısını söylemişler. Hazreti Hud'a da, Hazreti Salih'e de aynısını söylemişler. Onun için peygamberlerin hepsi aynı değerin, aynı misyonun insanları olduğu için onlar üzerinden yapılan anlatımlarda bazen peygamberin adları verilmez. Pekala. Genel olarak. Biri bu. İki ayet grubu daha var. Onların detayına girmiyorum. Bir diğeri Ra'd suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ayetleri. Burada da genelde peygamberlerin tebliğleri ve onlara ümmetlerinin verdiği cevaplardan söz edilir ama peygamber adı verilmez. Bir üçüncüsü de Yasin suresinde. 13. ayetten 32. ayete kadar. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ diye başlayan o pasaj bir şehir halkının kıssası veya hayat hikayesi darb-ı mesel olarak verilir. Orada aslında peygamberler tarihinin bir özeti zikredilir. Oradaki peygamberlerin kim olduğu, oradaki şehrin hangi şehir olduğu ve o milletin hangi millet olduğu üzerinde durulmaz. Yani önemli olan hadisenin nerede cereyan ettiği değil, nasıl olduğu ve neler anlatmak istediği. Evet. Şimdi yani hocam geçelim. Alınacak ibretler. Alınacak ibretler. Ondan evet. Nasıl sonuçlar çıkartılması gerekti? Mesela hocamın demin vurguladığı çok güzel bir nokta var. İşte Hazreti Nuh'la dalay edildi. Peygamberimizle dalay edildi. Kur'an'da bunu görüyoruz. Ha bugün kendisi dini yaşadığında ona mesela dudak bükenler, onu gerici diye niteleyenler, sen hala işte oruç mu tutuyorsun, ha namaz mı kılıyorsun, boş ver bu işleri diye alay edenler çıktığında o şahsın eğer ki rol modelini Kur'an'dan edindiyse, işte peygamberimizse Hazreti Nuh'un rol modeli ve Kur'an'ın o anlattıkları iyice zihnine hani kınayanın kınamasından korkmazlar ayeti nakşettiyse bu rol modellerle o kişi, karşısına olay geldiğinde ben burada Hazreti Nuh'un ahlakını göstermem lazım. Peygamberimizle yapılan alaylar benim şu anda uğradıklarımın kat kat fazlası. Ben böyle basit bir püskürtmelerden hani ben dini yaşıyorum diye beni geri püskürtmelere kalkışla karşı yılarsam bundan utanmam lazım diyebilir o modelleri içselleştirdiyse. Yani önemli olan o kıssalardan bu sonuçları da çıkartmak. Pekala hocam şimdi Hazreti evet. Adem'le İblis kıssasına geçebiliriz artık. Evet. Kur'an'da kıssalar denince oradan başlamak lazım. Çünkü ilk insan nesliyle ilişkili bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 8-9 surede hem de detay denebilecek bir takım meselelere konuyu götürerek Cenab-ı Hak bilgi veriyor. Şimdi Bakara suresinde, Araf suresinde, işte Sa'd suresinde, Hicr suresinde, Adem İblis kıssası üzerinden, Taha suresinde şu kadar bilgi vardır. Hazreti Adem'le İblis'in bir mücadelesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Şimdi enteresan, Hazreti Adem'le İblis'in beraber konuşmalarının geçtiği yer için cennet
ifadesi geçer. Cennet. Şimdi bu cennet genelde piyasadaki insanların algısına göre ya da diyelim bizim dini sahada yazılmış eserlerin önemli bir bölümüne göre oradaki cenneti müminlere ahirette vaat edilen cennet diye tarif ederler ve dolayısıyla Hazreti Adem'in yaratıldığı yerin de iblisle konuştuğu yerin de ve sonuçta çıkartıldığı, kovulduğu yerin de müminlere vaat edilen cennet olduğu üzerinden bir söylem geliştirilir. Halbuki bu doğru değil. Yani o kıssayı doğru anlamak lazım. O kıssadaki o sembolik ifadelerin içini doğru doldurmak lazım. Siz Kur'an-ı Kerim'de her gördüğünüz el cennet kelimesine ahirette müminlere vaat edilen cennet manasını verirseniz ne kıssayı anlarsınız ne de orada verilmek istenen mesajı anlarsınız. Şimdi çok teknik bir bilgi olacak ama buna kısaca bir temas etmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin ve kavramların çok anlamlılığı diye bir teknik vardır. Biz buna Kur'an bünyesinde el vücuh diyoruz. Yani çok anlamlılık, standart anlamlılık değil. Kelimelerin ve kavramların bir bölümü çok anlamlılık esası üzerine seçilmişlerdir. Bu çok önemlidir. Çünkü bu çok anlamlılıktan istifade ederek Kur'an'ın her yeni çağda yeniden yorumunun yapılabilmesinin önü açık tutulmuştur. Aksi takdirde hiç kimsenin tefsir yazmasına gerek kalmazdı. İlk dönem yazılan tefsir yeterli olurdu. Ondan sonra da onların tercümesiyle idare edilirdi. Oysa şimdi insanlar, Kur'an adına sözü olanlar, Kur'an'daki kelimelerin ve kavramların çok anlamlılığından istifade ederek bu asrın idrakine Kur'an'ı sunma çabası içerisine giriyorlar. Bu çok anlamlılık esasından hareketle. Bu çok anlamlı kelimelerden biri cennet kelimesi mesela. Cennet kelimesi geçtiği her yerde ahiretteki nimet yurdunu karşılamaz. Burada sözü edilen cennet bahçe demektir. Cennet kelimesi cenene kökünden gelir Arapça. Cenne kaybolmak demektir. Mecnun aklı saklanmış kişi demektir. Cinlenmiş kişi aklı saklanmış kişi demek. Mesela cenin rahimde saklı bulunan işte insancık demektir. Veya ecinne İşte kalkan demektir. Arkadakini sakladığı için evet. Ona kalkan derler. Cin saklı varlık demektir. Can çok hızlı hareket edip kaybolan ince yılan demektir. Kaybolup görünmediği için. Cennet de zemini üzerindeki yapraklardan dolayı saklı olan yer, bahçe demektir. Evet. Dolayısıyla orada Hazreti Adem'le İblis'in kıssasının anlatıldığı bölümlerde geçen el cennet kelimesi müminlere vaat edilen ödül mekanı olan cennet değil, dünyadaki bir bahçe demektir. Hazreti Adem dünyada yaratılmıştır. Hazreti Adem'in yaratıldığı bu dünyada meskun tutulduğu, sakin kılındığı bir ödül yeri vardı. Dünyevi bir huzurun ihtiyaç olarak her nelere ihtiyaç duymuş ise onların ihsan edildiği bir rahat bir mekanın adıydı cennet. Ama onu böyle dünyadaki bir bahçe olmaktan çıkartıp da ahiretteki cennete dönüştürdüğünüz zaman bu defa insanlar haklı olarak şunu soruyor. Peki o cennete Hazreti Adem'in bu toprakta yaratıldığı kesin. Bunda hiç şüphe yok. Evet, yaratılışını konuşacağız şimdi. Tabii. Kur'an'da ayetlerde vurgulanıyor. Evet açık. Bu topraktan yaratıldı. Minha halaknaküm. Sizi bu topraktan yarattık ve fiha nu'idukum, sizi bu toprağa iade edeceğiz, yani toprak olacaksınız ve minha nufricukum taraten uhra, bir başka seferinde de sizi oradan yani mahşerde yeniden çıkartıp dirilteceğiz. Hazreti Adem bu topraktan ve burada bu dünyada yaratıldığına göre onun bundan sonra cennete gönderildiğine dair bir bilgimiz yok. Öyleyse onun yaratıldığı ve meskun tutulduğu yer bu dünyadaki bir bahçedir. İblisin ona musallat olup onunla tartışmaları yaşadığı yer de bu dünya toprağındaki bir bahçe. Burada bir virgül koyalım çünkü araya gitmem gerekiyor. Evet. Aranın ardından devam edelim. Hazreti Adem'in yaratılışını konuşacağız ve burada ne gibi ibretlik olaylar var? Bunları da değineceğiz. Cennet işini anladık mı? Yani ben anladım valla. Umut ediyorum izleyicilerimiz şey de anlamıştır. Yani. Bazen ifadeyi tam yapamayınca yarım yarım kalıyor. Ondan sonra diyor ki anlaşılamayan, atladı. Anlaşılamayan bir şey olursa izleyicilerimiz tamam. Twitter'dan bana ulaşırlar. Ben de size sorarım birinci hocam. Birinci derecede siz, muhatabım olduğunuz için buradan doğrulatayım. Yani. Siz içinizi ferah tutunuz peki. Lütfen. Mucize dediğin etiketiyle birlikte soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Aradan ardından biz buradayız. Sizleri de bekleriz.
Ötek gündeme kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Çok değerli iki isimle birlikteyiz. Profesör Mehmet Okuyan ve Profesör Caner Taslaman bu gece öteki gündemde konuklarım. Ve Kur'an'daki peygamber kıssalarını ve peygamberlerin mucizelerini konuşuyoruz. En son araya gitmeden önce bu arada mucize dediğin etiketiyle birlikte sizlerden de soru ve görüşlerinizi sohbetimize dahil olmanızı bekliyorum. Şimdi hocam siz Hazreti Adem'den bahsetmiştiniz, topraktan yaratıldığı bahsine girmiştiniz. Ben bu noktada Caner hocam size dönmek isterim. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı ayetlerde belirtiliyor. Evet. Ve bu yaratılışın süre tam olarak belli olmamakla birlikte belirli bir süreçte ve belirli bir gelişim içinde olduğundan da bahsediliyor. En büyük mucizelerden biri de odur. Pekala. Evet. En büyük mucizelerden biri ilk insanın yaratılış sürecidir. Ekstra başka bir şey aramaya gerek yok Hazreti Adem'le ilgili. Evet. Bakın şimdi. Bulduk ama onları da soracağım valla. Şimdi Hazreti Adem neden yaratıldı ve nasıl, nerede yaratıldı ve nasıl yaratıldı, neden? Şimdi Kur'an tam koordinat anlamında bir nokta vermemekle beraber, evet, bu dünyada yaratıldığını, Hazreti Adem'in yeryüzüne halife olduğunu söylüyor. Hocam demin vurgulamıştı. Bir de dünyadaki bir cennette yaratıldığı geçiyor. Yine demin hocamızın anlattığı gibi cennet kelimesi Kur'an boyunca dünyadaki bahçeler için birçok yerde kullanılıyor. Dünyadaki bahçeler için cennetin kullanılması böyle ikinci, üçüncü derece bir anlamı değildir cennet kelimesinin. Kur'an okuyanlar fark edecektir. Yani dünyadaki bahçeler için birçok yerde mesela Allah'ın yağmur indirip de cenneti bitirdiği şeklinde ifadede. Veya işte bahçe sahiplerinden Kur'an bahsederken. Yani birçok yerde cennet kelimesi dünya bahçeleri için geçer. Yani bu bir yan anlamı falan değildir. Dünyada yani biz bunu söylerken hocamız bir yan anlamını alıp da söylemedi. Yani öyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Ha, bazıları hocamız dedi ki demin cennete işte ayrı öldükten sonra gidecek cennet Adem'in çıkartıldığı şeklinde bir şey yok. Bazıları diyebilir ki ama cennetten indirildiği var diyebilirler. Oradaki tabii yanıltıcı ifade şu oluyor. Cennetten çıkarıldığı var, pardon, indirildi diyorum. Cennetten çıkarıldığı var. İnin oradan diye bir ifade var. Şimdi oradaki inin ifadesine bakılırsa hatırladığım kadarıyla Bakara 36'da geçiyor. Habata fiili. O fiilin aynısı yeryüzünde bir yerden bir yere geçerken de kullanılıyor. Mesela o 36. ayet Bakara 61'e bakarsanız Hazreti Musa'nın kavminin dünyanın bir yerinden işte kendi bulundukları yerden öbür bölgeye geçmeleri için geçiyor. Veya Hazreti Nuh'un gemisindekilerin inmesi için de Kur'an'ın başka yerlerinde aynı fiil geçiyor. Yani hiçbir şekilde bambaşka dünyadaki bir alandan dünyaya gelmek için Kur'an'da o ifade kullanılmıyor başka yerlerde. O yüzden oradaki cennetten çıkartılmadaki, cennetten inin ifadesini orada da başka bir gezegenden buraya gelmek olarak anlamak Kur'an'ın içindeki o fiilin kullanımlarına da uygun değil aslında zannedildiği gibi. Topraktan yaratılmaya başlandı diye geçiyor Secde suresinde. Topraktan yaratılmadan kasıt benim kanaatim insanın ham maddesinin ne olduğudur. Ve dikkat edin Kur'an'da Adem'in topraktan yaratıldığı bir yerde geçiyor ama buna karşılık birkaç yerde hepimizin topraktan yaratıldığı. Evet, burada bununla ilgili yok, söyleyeceğim. Denen mesaj. Şimdi buradaki bence ham madde. Dikkat edin şimdi ıhlamur getirdi arkadaşlar. Sesim kısık ama yarımda geçmiş ayaklı olsun. Kur'an Mehmet Okuyan hocam var. O bolca anlatır ya. Ben çok, de hastayım bugün. Çok rahatım. İkimiz de ondan hastayız. Sonra hoca hepimizi yerine anlatır. Allah şifa versin. Amin hocam. Şimdi mesela ıhlamur geldi. Ihlamur nedir? Yani ıhlamur toprağı ekersiniz. Kökleriyle toprağı ve suyu alır. Ihlamur olur. Biz de onu içiyoruz. Ve de üstüne su konur. Diğer taraftan bazı hayvanlar diyelim ıhlamur yer, tavuklar, inekler. Ondan sonra kendi vücutlarında değişime uğrarlar, inek olur. Biz onları yediğimizde inekle işte ıhlamurun değişime uğraması oluruz veya salatalık, domates, tavuk ne yediyse. Yani toprakla suyun değişime uğraması bütün bitkiler, hayvanlar da sonuçta o bitkilere beslenme de dayanıyorlar. Biz ise onları yiyerek değişime uğruyoruz. Kısacası biz her an, her saniye topraktan yaratılıyoruz bilimsel olarak. Biyolojik olarak biz bütün bu yediklerimiz, şu anda içtiğim ıhlamur, iftarda yediğim ne varsa, yediklerimiz değişime vuruyor ve şu anda benim hücrelerim oluyor. O yüzden Kur'an'da bütün insanların topraktan yaratıldığı şeklindeki bir ifade tam manasıyla yerinde bir ifadedir. Evet. Bütün insanlar için bunun nasıl ham madde olduğunu anlıyorsak, Adem için de bence bunu ham maddeye işaret ettiğini anlamak en düzgün şekilde anlamdır. Zaten bir şeye de bakarsanız, toprağın içindeki maddelere bakarsanız, işte potasyumdan, azottan, oksijen, demir, çinko, bakır, bütün bunların hepsi insan vücudunda vardır. Ve rastgele bir topraktan değil Kur'an, insanların toprağın bir sülalesinden, yani seçilmiş bir özünden yaratıldığı geçer. Gerçekten de vücudumuzda toprakta bulunan şeyler rastgele değildir.
belli şekillerdeki miktarlardadır. Mesela kalsiyum belli miktardadır. Mesela diyelim ki çinko falan ona göre çok daha az bir miktardadır, şeydedir. Ve bunlardaki ufak değişiklikler bile o belli oranların bizde vücudumuzda ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Yani biz gerçekten rastgele topraktan, çamurdan değil, onun bir özünden, sülalesinden, yani belli miktarlarla seçilmiş bir özünden yaratıldık. Kendimiz için nasılsa Adem için de onu anlamamız lazım. Ama şunu da diyeyim, Adem'in kıssasında alınabilecek çok ibretler var. Mesela nedir? Bir tane ibret düşünün. İşte Adem günah işliyor, tövbe ediyor. İblis de onunla beraber anlatılıyor. İblis günah ediyor. Günahında da günah olduğu belirtilince tövbe edeceğine, ya ben ondan üstünüm diye kibirleniyor. Evet. Bir ırkçılık yapıyor adeta. Kendi neslini, şeyini diğer tip bir mahluktan daha üstün görüyor. Ve Allah'ın emrine o yüzden isyan ediyor. Ben o ateşten ırkçı, yaratıldım, daha üstünüm. Evet, yaratılışı. Dikkat edin, günahına tövbe edeceğine yaptığı hareketi adeta bir meşrulaştırmaya, savunmaya çalışıyor. Ha, buradan mesela bu kıssadan alabileceğimiz ibretlerden biri bu. Bak, iblis gibi olup da sen tövbe etmeyip günahında ısrar edeceğine, bak Adem de günah işledi. Ama o tövbe etti, Allah onun tövbesini kabul etti. Senin ideal modelin burada günah işlediğinde Adem'dir. Tabii ki günaha girmemek en idealidir. Ama günaha girdiğin bir anda da ideal model odur. Mesela burada böyle anlayacak bir kıssa var. Biz ondan sonra bir şey demiştiniz, o soruya geçeyim. Neydi? Mehmet Hoca'ya Hazreti Adem'in eşini soracağım ama burada aslında önemli olan... Siz yok, demin bir şey daha sordunuz bana, Adem'den hareketle insanın yaratılışı. Hocam insanın yaratılışına geleceğim. Evet, Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bahsedeceğiz aslında. Bununla ilgili baş başına bir program yapacağız ama tamam. Şunu sormuştum ben size. Annenin, anne karnında bebeğin oluşumu da... Tamam, onu rahimde... sordum. Ben de bir şey diyorum, tam bu Adem'den bir oraya bir meseleye geçecektik. Evet, evet, bu da bir aşama aşama anlatılıyor ve gerçekten bununla ilgili de çok muazzam ayetler, evet, var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de hatta birkaç ayetle refere etmek istiyorum. Bununla ilgili de bazı sorularım olacak. Bu ayetlerden de bahseder misiniz? Gerçekten çok çarpıcı ayetler şimdi var çünkü. Evet, Kur'an'ın neden inanılmaya, Kur'an'a değer sorusunda bence bir başlı başına birkaç program... Evet. Yer ayırmayı hak edecek kadar önemli soru. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Kur'an'da inanılmayı hak eden çok önemli özellikler var. İşte hayatımıza anlam vermesi gibi, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz sorusuna cevap vermesi gibi ve çok çok önemli bana göre Allah'ın varlığı merkezli bir varlık anlayışı kurduğu, evreni, insanı bu temelde açıkladığı ve bunun olabilecek en rasyonel açıklama olduğu için gibi. Kur'an'da bu özellikler var. Aynı zamanda Kur'an'ın tarihte oynadığı müthiş bir rol var. Allah'ın varlığını insanların kalbine nakşetmede, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorusuna birçok insanın hayatına önemli bir yer vermekte ve hablullah vazifesi yapmakta. Yani Allah'ın ipi vazifesi yapıp birçok insana Allah'la irtibat kurdurmada Kur'an'ın çok çok önemli bir rolü var. Şimdi bu çok çok önemli özellikleri olan Kur'an'ın içinde bir bakıyoruz, olağanüstülükler var. Kozmolojide başka programlarda saydık. İşte evrenin başını sonunu Kur'an'ın anlatması gibi. Denizlerle ilgili, dağlarla ilgili birçok böyle olağanüstü ifade var. Bir tanesi de sizin dediğiniz, hemen ona geleyim diğerlerine girmeden. Anne rahmindeki oluş aşamalarını anlatıyor Kur'an. Ve kendi döneminde Kur'an'ın birçok yanlış anlayış var. Bu yanlış anlayışların hiçbirini ihtiva etmiyor. Fakat doğrular aktarıyor. Ne, mesela yanlış anlayışlara örnek verelim o dönemdeki. Erkekle kadının işte sıvıları vardır. Erkeğin sıvısı kadının sıvısına galebe çalarsa çocuk erkek olur. Kadının sıvısı erkeğinkine galebe çalarsa çocuk dişi olur şeklinde mesela o dönemde anlayışlar var. Aslında X ve Y kromozomuyla bağlantılı bir durum yani. 18. yüzyıla geldiği... Onun ayeti var, biliyor musunuz? Birçok ayeti var hocam. Yani o, evet, cinsiyetin oluşumu... Necim suresi. Necim suresinde ve Kıyamet suresinde doğrudan insanın cinsiyetini belirleyen hücrelerin erkekten geldiğine dair doğrudan ayet var. Necim suresi 45. ayet, hocam onu söylemişken diyelim. Gerçekten o erkek ve dişiyi İki çift olarak yaratandır. Akıtılan meninin bir damlacığından. O da 46. ayet. O da nutfesinden geçiyor. Şimdi burada dikkat edin. Erkek ve dişilik özellikle meni ile ilişki kurularak söyleniyor. Gerçekten de X ve Y kromozomu erkekten gelir. Kadındaki XX kromozomlarıyla onlar buluşup da XX olursa ve dişi. Buradaki Y sonunda onunla buluşursa erkek olur. Yani babadan Y kromozomu temel olarak gelirse cinsiyetin ham maddesi erkekten gelmektedir. Bu mesela o dönemdeki bakın yanlış inanış, o meniyle işte kadının suyuyla erkeğin suyundan hangisi galebe çalarsa cinsiyeti olur. Yanlış anlayışı Kur'an'da yok. Fakat buna atıf var. Ve bugün bizim bulduğumuz modern biyolojideki şeyle bu uyum halinde.
Diğer taraftan bakalım, Kur'an yine insanın menideki, dikkat edin, Kıyamet Suresi 37'de bir damlacığından, nutfesinden yaratıldığı söylüyor. Nutfe bir şeyin çok çok ufak parçacığı demek. Mesela bardaktaki su içtik, dibinde kalan çok çok ufak parçacık gibi. Bu da şu açıdan önemli, yani dikkat edin, menenin hepsinden gerçekten olmuyoruz. Bunun içindeki çok çok ufak bir bölümden oluyoruz. Ve burada toprak için söylediğimiz o sülale ifadesi geçiyor ya bir özünden. Hı hı. Ha, burada da yine bu sülale kelimesi geçiyor. Bir özünden oluşma. Ha, bu da çok önemli. Bazı reklamlar var bence çok güzel. Orada diyor ki hepimiz bir yarışı bir defa kazandık. Anne rahmine 10 milyonlarca meni dökülüyor. Ve bunlardaki yolda yumurtaya gidene kadar oradaki yüzme yarışında bir tanesi kazanıyor. Veya işte çocuk 200-300 olsa 2-3 tanesi kazanıyor. Ve onlardan çocuk oluyor. Bakın burada bile seçilen bir öz, bir sülale var. Yani rastgele bütün o sıvıdan değil, az bir parçacığından ve de bir sülaleden yaratılışa dikkat çekin. Bak buradan başlıyor incelik. Ondan sonra Kur'an geliyor mesela Müminun suresinde. Sağlam bir yere nutfeyi yerleştirildi geçiyor. Sonra 14. ayete geliyoruz, diyor ki onu asılıp tutunan bir şey, alak yapıldığı geçiyor. Alak Arapça'da asılıp tutunma demek. Alak suresi 1-2, evet. O insanı asılıp tutunandan yarattı. Şimdi alak asılıp tutunan demek. Gerçekten anne rahmine geldiğinin ilk dönemlerinde rahim duvarına asılıp tutunuyor embriyo. Aşama aşama ve burada zaten bir enzim salgılıyor. Oradaki asidik ortamı bozarak bir sülük gibi oraya yapışıyor. Nitekim alak kelimesinin yan anlamlarından biri Arapçada. Temel anlamı asılıp tutulmak ama yan anlamlarından birisi de sülük anlamına geliyor. Ve bu mesela dikkat edin, olağanüstü mucizevi ince bir şey. O dönemde bırakın hani çelişki olmasını, yani Kur'an'daki modern biyolojideki anlatımlarla o dönemin yanlış anlayışlarını almadığı gibi o dönemde belki söylenemeyecek ince ifadeler. İşte burada araya girmek istiyorum. Müminun suresi 14'te deniliyor ki o dönemde bilinmeyen bir bahis bu. Sonra o damlacı asılıp tutunana dönüştürdük. Evet, sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. Burada bir araştırma var. Profesör Doktor Kate Moore Kur'an'da bir çiğnemlik et diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir. Bu bir profesör ve Kur'an üzerinde bilimsel araştırmalar da yapmış. Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini bu dönemdeki embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastikten bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık. Ortaya çıkan manzara incelediğimiz aşamadaki embriyoya olağanüstü derece benziyor ve Kur'an'ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyordu. İşte yani çok ince bir şekilde anlatılıyor bu. Ve Kur'an'da dikkat edin, Kur'an birçok ayrı ayrı alanlara giriyor. Denizin altına giriyor, anne rahmin anlatılıyor, evrenin başına dağlar, gidiyor. Dağlar, genişlemesi. Evrenin sonuna gidiyor. Ve dikkat edin, bütün bu alanlarda kendi döneminden ve eski dönemlerden kalan birçok yanlış ve doğru bilgi var. Yanlış bilgiler ihtiva etmemesine rağmen her seferinde doğru bilgiyi veriyor. Ha şimdi önemli olan şey bu, burada ama şu, dikkat edin. Kur'an'ın o çok önemli özellikleriyle beraber bu olağanüstülüklerin hepsi tek bir kitapta birleşiyor. Bakın. Evet. Tek bir kitapta birleşti. Buna dikkat çekmek lazım. Yani evrenin genişlediği bir yerde söyleniyor. Zariyat suresinde hep dikkat çektiğimiz ayet. Evrenin sonu bambaşka bir kitap. Daha bu da olağanüstü. Aa, anne rahmindeki oluşum şurada. Biz bunları toplayıp bir sürü ayrı kitaptan, bak İslam'ın içinde bu mucizevi ifadeler var demiyoruz. Bütün bunların hepsi tek bir kitapta toplanmışlar. Ve bu tek bir kitap aynı zamanda tarihte müthiş bir Allah'la irtibat kurma ile ilgili rol oynatıyor. Mesela dünyada şu anda Allah'a yönelik en çok ibadet eden topluluk, bunu istatistiklerden falan da rahatça fark edebiliriz, Müslümanlar. Hristiyanlardan sonra ikinci en kalabalık topluluk. Hı hı. Fakat Allah'a ibadet etmede yönelmeden, ne bileyim namaz gibi, oruç gibi adetlerle belli bir vaktini dine ayırmada en ön plana çıkan bir topluluk. Ha bunu da sağlayan bir yerde Kur'an'ın o içeriği. Yani bu açıdan aynı zamanda bu kitap tarihte müthiş bir rol de oynuyor. Allah'la evet. irtibat kurdurmak açısından. Şimdi, yani bu çok önemli özellikler. İnanılmaya değer bir ahlaki yapı, bu olağanüstülüklerin tek bir kitapta birleşmesi
neden bu kitap bizim hayatımızın rehberi olmalıdır sorusunun çok önemli bir cevabı. Ama buradaki her başlık bir program yapmaya hak edecek kadar da geniş. Ki yapacağız bununla ilgili de, o konuda da söz aldım. Şimdi hocam size bir soru yönelteceğim ama mucize dediğin etiketiyle soru ve görüşlerinizi bekliyoruz dedik. Çok da soru geliyor. Bazılarını paylaşmak isterim. Aslında tek tek soruyor değilim bu soruları size. Çünkü programımızın içinde bu soruların hepsine değineceğiz. Ama ben yine de paylaşayım. Tom Riddle isimli bir kullanıcı demiş ki, mucize dediğin Kur'an aynı zamanda bir bilim kitabı mıdır? Aslında biraz önce Caner Hoca bu soruya cevap verdi. Kur'an'a bakarak bilimsel buluşlar mı yapılmıştır? Belki de öyledir. Yok, onları sonra cevap vereyim. Hocamıza sor. Ben bu soru önemli. Ben şimdi dikkat edin. Kur'an'ın anlattıklarının bilimle önemli ilişkisi vardır demek, Kur'an bilim kitabıdır demek değil. Arasında şimdi ciddi fark çok var. Çok önemli ama bu soruya önemli cevap vereyim. Çünkü buradan itiraz geliyor. Mesela diyelim embriyoloji ile ilgili bir kitap alın. Embriyoloji ile ilgili kitap DNA'nın nasıl bulunduğunu, DNA'nın işte nükleotitlerini, DNA'nın replikasyonunun nasıl olduğunu, işte meni ile yumurtalık birleştikten sonra ondan sonraki o anne rahmindeki nasıl çoğalmalar olduğunu, nedensel süreçleriyle, bulunmalarıyla, bütün arka plan detayıyla insanların bu bilgilerin nasıl ulaştığının hesabını vererek anlatır. Bu bir bilimsel anlatımdır ve bilimsel anlatım için gerekli ön şarttır. Ve buraya varmak için bilimsel açıdan tarihsel süreçte mesela mikroskobun geliştirilmesi gerekir. Mikroskobun geliştirilmesi için tarihte buna katkıda bulunacak İbni Heysem gibi önemli kimselerin gelmesi gerekir optikte. Daha sonra mesela Newton'un çalışmalarının olması gerekir. Daha sonra işte elektron mikroskobunu geliştirecek şirketler gerekir. Ha, ama Kur'an bir bilim kitabı gibi tarihsel gelişim sürecini vererek, nedensel sürecinin içine yerleştirerek olayı koymaz. Bu açıdan bir bilim kitabı değildir. Amacı da bilimsel bilgi vermek değildir. Peki. Doğru. Fakat dikkat edin. Kur'an'ın söylediklerinde mesela buradaki insana acizliği için Kur'an bir tablo çiziyor. Bak sen evvelden buydun işte meniydi. Bak annen rahminde bu aşamaları geçirdin. Kur'an bu tabloyu çizerken öyle ince ifadeler kullanıyor ki kendi dönemin hatalarını barındırmazken orada bilinemeyecek şeyleri de ifade ediyor. Belki temel amaç burada insana anne rahmindeki o aşamaları gösterip insanın elhamdülillah demesi, sübhanallah demesi. Fakat bunu yaparken Kur'an'ın o doğrudan verdiği ifadelerin bilimle de alakası var. Ha, bu açıdan Kur'an'ın dedikleri bilimle ilgilidir ama Kur'an bir bilim kitabı değildir. Aradaki farka çok dikkat ediniz. Pekala, şimdi izleyici sorularınızdan bazılarını paylaşmak istiyorum. Günümüzde mucizelere çok ihtiyaç varken neden bir ay ikiye bölünmüyor, nehirler ayrılmıyor, 500 yıl önce mi ihtiyaç vardı bu mucizelere demiş. Hocam programın içinde cevap vereceğiz zaten, akışımızda var. Merhaba Cansu Hanım, mucizelerin Allah'ın kanunlarının çok hızlı bir şekilde sebeplerin arasından kalkması mıdır? Faik Şahin, Şahin Türk Bey demiş ki insanlar nasıl çoğalmış? Adem ve Havva'dan doğan ikizler çaprazlama mı evlenmiştir? Bu meseleye geleceğiz, çok önemli. Mustafa Bey demiş ki Hazreti Nuh tufanıyla Atlantis'in bağlantısı var mıdır? O zamanlarda bir gemi ne kadar büyük olmalı ki o kadar hayvanı içine alabilsin? Bütün bunlara değineceğiz ama ne zaman değineceğiz? Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz buradayız. Sizler de burada olacaksınız. Öyle ümit ediyorum. Çok kısa bir aranın ardından öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki değerli isimle birlikteyiz. Profesör Mehmet Okuyan ve Profesör Caner Taslaman. Bu gece öteki gündemde konuklarım, konumuzsa Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları ve peygamberlerin mucizeleri. Hazreti Adem bahsindeydik. Bu konuyla ilgili çok merak edilen iki soru var. Aslında ben onları böyle hap gibi sormak istiyorum. Karıştırıp birbirine. Şimdi Hazreti Adem'in yaratılışından bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de, ancak eşinin yaratılışıyla ilgili biraz bilgi karışıklığı var. Bununla ilgili detaylar nedir? Ve en temel soru hocam, burada Hazreti Adem'in çocukları birbiriyle mi evlendi, nasıl çoğaldılar sorusu biraz önce izleyicimiz de sormuştu bu soruyu. Evet. Şimdi tabii meselenin ciddiyetini tabii ki küçümseyecek halimiz yok. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Hem de Kur'an'dan konuşuyorsak o zaman kılı kırk yararcasına dikkat etmek durumundayız. Yani aklımıza estiği gibi konuşulacak bir konu değil. Şimdi biraz önce Caner Bey ilk insanın yaratılışıyla alakalı ayetlerin bir bölümüne temas etti. İster istemez özet geçmek zorunda kaldı. Tabii detayına girse şu kadar zaman gidecek. Hazreti Adem'in yaratılışı üzerinden konuşulunca aslında Kur'an-ı Kerim'de İlk insan ifadesi Hazreti Adem özelinden verilmez. Kur'an-ı Kerim'de ilk insanın ya da ilk insan türünün yaratılışından söz edilir. O ilk yaratılıştan söz edilen ayetlerde Hazreti Adem'in adı geçmez. Yani izleyici kardeşlerimiz şimdi dikkatle takip ediyorlar biliyorum.
Hani diyorlardır ki yani ikide bir Hazreti Adem'in yaratılışı deyip duruyorsunuz. O ayetlerde Hazreti Adem'in adı geçmiyor. Doğru. Mesela ilk insanın, ilk insanın yaratılışı ilk peygamber Hazreti Adem olduğu için ilk insan neslinin ilk ferdinin Hazreti Adem olmasında da bir sakınca yok. Ama yaratılıştan söz edilen ayetlerde böyle bir isim tahsisi yok. Onu öncelikle belirleyelim. İlk insanın yaratılışıyla alakalı geçen ayetlerde kullanılan iki kelime var. Biri beşer, biri insan. Başka bir isimden söz edilmiyor. Bunu en başta bir tespit edelim. Şimdi Nisa suresinin birinci ayeti var. Bir de Hucurat suresinin 13. ayeti var. Bununla alakalı mutlaka bu ayetler üzerinden yürümek durumundayız. Bir de Zümer suresinin 6. ayetiyle Fatır suresinin bir ayeti var. Yani biz bu 4 ayeti burada konuşmak zorundayız. Bu soruyu doğru cevaplama adına. Şimdi birinci okuyacağımız ayet Nisa suresi 1. ayet. Şöyle diyor Allah-u Teala. Estağfirullah. Ya eyyühennas, ey insanoğlu. Ya eyyühennas ifadesinde bütün insanlar var yani. Başta ilk insan eğer Hazreti Adem'se o ve ta kıyamete kadar devam edecek. Bütün insan nesli için bu ennas kelimesi, bu hitap herkesi içeriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, İttakû rabbeküm, Rabbinize karşı duyarlı olun. Ki, ellezî halakaküm, Allah yani Rabbiniz sizi yarattı. Min nefsin vahidetin, bir nefisten yarattı. Bir can, bir cevherden yarattı. İlk bir candan yarattı bizi. Yani bütün insanları. Ve halaka minha, o ilk candan yine yarattı zevceha, eşini. Yani eğer Hazreti Adem üzerinden konuşacaksak, Hazreti Adem nereden yaratıldıysa Hazreti Havva da oradan yaratıldı. Ama burada isim verilmiyor ve sizi bir candan yarattı ifadesini Hazreti Adem diye algılıyorlar ve halaka minha zevceha ifadesini de Adem'den eşini yarattı diye yorumluyorlar. Bu yanlış. Bu yanlış. Var diyor. Bu metne müsait değil yani. Kur'an'ın bu ayetinden o mana çıkmaz. Yani ilk insan nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Dolayısıyla burada nefsi vahideden yaratılan bir insan ve ondan yaratılan eşi ifadesi var. Bundan sonra cinsiyet üzerinden ilk ifade ve besse minhuma ricalen kesiren ve nisaa. İşte o ilk hücrelerden, bugünkü bilimin verilerinden istifade ederek, biz ona bir mitoz bölünme gözüyle bakabiliriz. O bölünmeden bir anda pek çok erkek ve kadın yaratıldı. Yani ilk insanın yaratılışından söz etmek sadece doğru değil. Sadece bir kadın ve bir erkek değil, değil aynı zamanda bir de topluluk var. Bir anda birden çok erkek ve birden çok kadın yaratıldı. Şimdi izleyici kardeşlerim biliyorum. Diyorlar ki peki Hucurat suresinin 13. ayeti ne olacak? Hemen ona bakalım. Orada diyor ki Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. O ayeti okumayayım, ilgili ayeti okuyayım. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknaküm, sizi biz yarattık. Min zekerin ve unsa, bir erkek ve bir dişiden. Bir erkek ve bir dişiden. Buradaki erkeğe Adem, dişiye Havva diyorlar. Halbuki eğer buradaki zekerden kasıt Adem olsaydı, ünsadan kasıt da eşi olsaydı bu ifade böyle gelmeyecekti. Bu ifade şöyle olacaktı. Ya eyyühennâsü inna halaknâküm minez zekeri vel ünsa. Yani eliflem takısı olacaktı. Yani o bilinen erkekten, o bilinen kadından ifadesi tercih edilecekti. Bu bir zorunluluk olacaktı. Böyle gelmediği için bir erkek hücre ve bir dişi hücre tercümesi burada yapılabilecek en doğru tercüme. Aslında hocam her insanın bir anne babadan yaratıldığı şeklinde daha en basit anlamıyla da alınamaz. Bugünkü mesela için her birimiz bir erkekle bir dişinden yaratıldık. Yani böyle çok açık anlam varken geliyor. Yani ben ennas kelimesini bütün insanları içerdiği ifadesiyle ilk insanları da bunun içerisinde görme noktasında bunu söylüyorum. Ama başka iki tane daha ayet var. Onları görmeden bu mesele bitmez. Bunlardan biri Zümer suresinin 6. ayeti. Orada diyor ki Allah-u Teala halakaküm min nefsin vahidetin. Sizi bir candan yarattı Allah. Bir can, bir cevher. İlk bir kaynak. Thümme ceale minha zevciha. O kaynaktan eşini de yarattı. Ve enzele leküm minel en'ami semaniyete ezvacin. O arada sizin için 8 çift canlı indirdi diyor Allah-u Teala. 8 çift
canlıdan veya hayat sahibi varlıktan söz ediyor. Birden çok çiftin o ilk yaratılışta söz konusu edildiği Zümer suresi 6. ayette geçiyor. Sonra bir de Fatır suresinde meseleyi bence noktalayan bir ifade var. O da surenin 11. ayeti. Bakın aynen ifade şu. Vallahu halakaküm min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Hepimizi. Hatta Nuh suresinin 17. ayetinde de Vallahu enbeteküm minel ardı nebata. Allah sizi arzdan bir bitki olarak bitirdi diyor. Herkesin, Caner Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi, herkesin bir toprak geçmişi vardır. Hepimiz toprağın bir sülalesinden vücut bulmuş bir organizmaya sahip kılındık. Yani topraksız insan yok. Hepimizin toprakla yaratılış anlamında bir geçmişimiz var. Aslında şu anda bile devam ediyor. Bilimsel olarak baksak toprak bitkileri ve hayvanlar, o da bize değişime uğradışırsak, şu anda konuşurken bile toprağın değişime uğraması oluyoruz. Aynen öyle. Evet. Bir topraktan yarattı bizi. Sümme min nutfetin. Sonra nutfeden yaratıldı. Bu nutfe dediği şey aslında döllenmiş yumurta demektir. Ona İnsan suresi 2. ayette nutfeyi emşaj der Allahu Teala. Yani döllenmiş yumurta. Sümme, bakın, hemen insanın insan oluşuyla alakalı o ilk bilginin yer aldığı cümlede diyor ki sümme sonra cealeküm ezvaca, sizi çiftler yaptı. Çiftler, bir çift değil, bir kadın ve bir erkek demiyor, çiftler, çoğul kullanıyor. Öbür türlü olsaydı sümme cealeküm zevceyni derdi, iki çift yani. Öyle demiyor, ezva çoğul demektir. Bir anda birden çok insan yaratıldı demektir bu. Bu o kadar doğrudur ki Cansu Hanım, hemen Araf suresinin en başındaki 10 ve 11. ayetleri bizim önümüzü açıyor. Diyor ki Allahu Teala: "Ve lekad mekkennakum fil ardı." Sizi yeryüzüne biz yerleştirdik. "Ve cealna lekum fiha maaişe." Yeryüzünde sizin için hayat gerekleri neyse onları yarattı Allahu Teala. Biz yarattık diyor. "Kalilen ma teşkurun." Ne kadar azınız şükrediyorsunuz. Ve şimdi unutmayın. Ve lekad halaknaküm. Sizi biz yarattık. Bütün insanlara hitaben söylüyor. Thumma savvarnaküm. Sonra size suretler, şekiller verdik. Sizi, bakın çoğul ifadeler kullanıyor. Yani bizim için de geçerli. Bizim için de geçerli. İlk insan nesli için de geçerli. Sizi biz yarattık. Sonra size suretler verdik. Sonra kulna lil melaiketi. Sonra meleklere dedik ki üscüdü li Adem'e. Adem için secdeye kapanın dedik. Bakın insanlar yaratıldı. Ortalıkta insanlar var ve o insanların içerisinden Hazreti Adem, hani peygamber olarak görevlendiriliyor. Meleklerin acaba bunların halife kılınmasının hikmeti nedir diye sorusuna cevaben Allahu Teala'nın Adem'e isimleri öğretmesinin sonucunda bilmeyenlerin bilenlere secde etmesi, bilmeyenlerin bilenler için secdeye kapanması anlamında emrini veriyor. Ama ifade çoğul, sizi yarattık. Size suretler verdik, sonra meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın. Demek ki birden çok insan yaratıldı. Evet, sonuç İlk oraya bağlanıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, onu da çok kısa alalım. Hazreti Nuh'a geçelim. Bakın, bir şey daha söylemem lazım yoksa çok yazık olur. Ali İmran reklam suresi... arasında beni fırçalıyor hoca, onu da söyleyecektim. Yok estağfurullah, yok öyle bir şey yapmıyorum. Elbette ki yapmıyorum yani. Ali İmran suresi 33. ayet. Bakın yani... Az düşününce mesele çözülüyor. Yani başka atraksiyonlar ortaya koymaya gerek yok. Gayet açık. Diyor ki: "İnna Allaha istafa Adem'e." Allah Adem'i seçti. "Ve Nuhan," Nuh'u da seçti. "Ve Ale İbrahim'e," İbrahim'in ailesini de seçti. "Ve Ale İmran'e," İmran'ın ailesini de seçti. Seçim için bir kişi varsa ona seçmek derler mi? Seçim için alternatif olması lazım. Nuh'un seçilmesi alternatifler arasındandır. Birçok alternatif varken birini ayırmak. Nuh'un, İbrahim ailesinin ve İmran ailesinin seçilmesi anlaşılıyor. Alternatifler içerisinden onların belirlenmesi anlamında. Peki ya Adem için ne diyeceğiz? İnna Allah istafa Adem'e. Adem'i de seçti. Demek ki, başka Adem'ler başka de var. Ama hocam şimdi burada şeye cevap versin. Aslında verdi de cevap anlaşılmamış olabilir. Çocukların evlenmesi meselesi bu cevap. Geliyorum şimdi. Aslında yani onun altını hazırlamak için uğraşıyorum Cansu kardeşim. Yani öyle hoca öyle temeli uzun atar. Temeli yani. Şimdi, hocam ama daha bir sürü peygamber var. Onları da geleceğiz yaparız. O yüzden. Bir program daha yaparız. Yoksa ben... Bol bol hocam, anlatın. Ben çok severek dinliyorum. Siz bir Adem dediniz mi? Hoca 7 saat anlatır. Siz hoca bugün kısa anlatıyor. Ya ama bu ayetlerin hangi birini okumasaydım şimdi ama. Bunlarla beraber bir mesele tam oluyor. Hocam estağfurullah. En büyük eksikliklerimizden biri Kur'an'da bir konuyla alakalı bir ayeti cımbızlamak
konuyla ilgili diğer ayetleri görmezlikten gelmektir. Olmuyor bu. Tamamını görmeden bir hakikat ortaya konulamaz. İşte bakın bu Ali İmran suresi 33. ayet birden çok insanın ilk defa yaratıldığını ortaya koyuyor. Peki bunu böyle kabul edince ne oldu şimdi? Bakın ne oldu biliyor musunuz? Hazreti Adem kendinden yaratılmış bir parçasıyla evlenmemiş oldu. Şimdi herkes çocukların çaprazlama birbiriyle evlenmesini efendim savunuyor. İşte diyor ki o zaman şeriatta böyle kanun yoktu da onun için bu caizdi filan bilmem ne. İşi meseleyi buraya getirmeye gerek yok. Çocukların birbiriyle aynı batında aynı anneden doğma çocuklar birbiriyle evlenmiş filan değil. Birden çok insan yaratılınca farklı insanların çocukları birbirleriyle evlendi. Bir, ikincisi Hazreti Adem'in eşi Hazreti Adem'in bir parçası olarak yaratılmadı. Hazreti Havva Hazreti Adem'in eğe kemiğinden filan yaratılmış değil. Bu kitab-ı mukaddeste anlatılan bir olayın Kur'an'a fatura edilmesinden başka bir şey değil. Kur'an Hazreti Havva nereden yaratıldıysa Hazreti Adem'in de oradan yaratıldığını söylüyor. Biri birinden yaratılmış değil. Eğer Hazreti Havva Hazreti Adem'in bir parçası olarak yaratıldıysa o zaman daha facia bir durum var. Hazreti Adem kendi parçasıyla evlenmiş olacak. Kendi çocuğuyla haşa. Böyle bir şeyi gözden kaçırmanın bir alemi yok. Eğer Hazreti Havva, Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden veya eğe kemiğinden yaratıldıysa Adem kendi parçasıyla evlendi demektir. Bunun savunulabilir bir tarafı olabilir mi? Hocam son bir ayet ekleyeyim de mesela Kur'an'da diyor ki size nefislerinizden peygamberler gönderir diyor. Ha bu bizim nefsimizden bir parça alınıp da diğer oluşturuldu anlamına da gelmez. Hani o nefsi evet, vaideye çıkarken hani buna da dikkat etmek lazım. Evet. Hani bunu böyle anlamayanlar bu sefer nefsi vaide öbür tip anlamı vermeye kalkmışlar. Veya size nefislerinizden eşler yaratılır deyince bizim aslında aynı tür olduğumuz da bence anlaşılır gibi geliyor evet. Burada. Parçamızdan bize eş evet. Yaratıldı demek değil. Türümüzden mesela peygamberin yaratıldı. Bizim parçamız olup ondan peygamber yapıldığını hiçbirimiz düşünmüyoruz. Nefislerinizden peygamber. O nedir? İnsan Allah insan peygamber yolluyor. İnsana melek, cin veya hayvanlardan bir peygamber göndermiyor. Zaten Kur'an'da da geçiyor. Yani yeryüzünde melekler olsaydı onlara da melek yollardık. Ha insan insan türünden peygamber gönderini vurgulamak için Kur'an nefislerinizden yolladı diyor. Onda bu nefsi vaide kelimesini de böylece nefis kelimesini bizim bir türümüzü ifade ettiği şeklinde de anlayabiliriz. Yani hepimiz aynı tür olarak yaratılıyoruz eşimizle. Evet. Yani çocukların farklı doğumlarda meydana gelmiş kardeşler birbiriyle evlenmiş filan değildir. Dolayısıyla bunu savunamayacağımız bir meselenin mahkumu olmak durumunda değiliz. Birden çok insan yaratılmıştır ve besse minhuma ricalen kesiren pek çok erkekler ve pek çok kadınlar yaratılmış. Onlar birbirleriyle evlenerek çocuklar meydana gelmiş ve hiç kimse kendi öz kardeşiyle evlenmiş filan değildir. Bir din düşünün ki süt kardeşliğini evliliğin haramı olarak saymış bir ilahi öğretinin bir tarafında bunun görmezlikten gelinip bırakın süt kardeşliğini öz be öz aynı annenin çocuklarının birbiriyle evlenebildiğini savunmak durumunda değiliz. Böyle bir yanlışın içerisinden hareketle de hani çıkmaz bir sokağa sürüklenmemizin bir alemi yok. Kur'an birden çok insanın ilk insan nesli olarak yaratıldığını söylüyor ve evliliklerde de bu anlamda bir sorun yaşanmamıştır. Bunu beyan etmiş olalım. Pekala. Şimdi Hazreti Nuh bahsine geçelim. Nuh Aleyhisselam konuşalım ama mucize dediğin etiketiyle birlikte sizlerin de soru ve görüşlerini bekliyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında hocam en çok dikkat çeken mesele yeryüzündeki bütün canlılardan bir erkek ve bir dişinin bir gemiye toplanması. Ben burada Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili kıssanın bize anlattıklarını, tufan meselesini ve geminin bize aslında neyi sembolize ettiğini sormak istiyorum. Evet. Tabii çok Kur'an'da hakkında en çok bilgi verilen peygamber kıssalarından evet. Biri Hazreti Nuh ve kavmiyle ilgili olandır. Yani bu meselenin gemi boyutu, gemiye canlılardan alınması meselesi iki yerde geçiyor. Biri Hud suresinde geçiyor, biri Müminun suresinde geçiyor. Hud suresindekini esas alarak ifade edelim. Bu arada bir şey daha söyleyelim. Adına bir sure tanzim edilmiş bir peygamberden söz ediyoruz. Kur'an'ın 71. suresi Nuh suresidir. O sure başından sonuna kadar Hazreti Nuh'u ve kavmiyle olan mücadelesini içerir. Ama orada bu gemi meselesi yoktur. Bu gemi meselesi ve o gemiye canlılardan alınması olayı Hud suresinde ve Müminun suresinde anlatılıyor. Olay ne? Olay şu. Hazreti Nuh kavmine tebliğde bulunuyor. Tebliğin her türünü yapmasına rağmen
kavminin her türlü alaycılıklarına cevap vererek, onların çok çekilmez, onulmaz bir takım tavırlarına katlanarak, Hazreti Nuh en son çaresiz kalıyor. Ya Rabbi, feda rabbehu enni mağlubun fentasir. Kamer suresinde Hazreti Nuh diyor ki, Ya Rabbi mağlup oldum, yardım et. İlk defa bir peygamber mağlup olduğunu söylüyor ve ilahi yardıma hani can hıraş bir çığlıkla sesleniyor. Allah-u Teala ona bir gemi yapmasını söylüyor. Bizim emrimiz ve gözetimimiz altında. Vasna'il fulke bi'ayunina ve vahyina. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda bir gemi yap. Ve la tuhatibni fillezine zalemu. Sakın ha zalimlerle alakalı bana hitapta bulunma. Yani onların kurtarılması için benden bir şey isteme. İnnehum muğragun. Çünkü onlar boğulacaklar diyor Allah-u Teala. Baştan söylüyor. Kimi? Kavminin kendisine hayatı zindan eden fertlerini kastederek diyor. Sonra Hazreti Nuh gemiyi yapıyor. Burada o kadar dersler var ki, o kadar güne dair çıkartılacak sonuçlar var ki, emin olun saatlerce konuşsak yeridir. Ve yasna'ul fulke, gemiyi yapmaya başlıyor. Ve küllemâ merra aleyhi mele'un min kavmihi, kavminden ileri gelen yöneticiler onun yanına her uğradıklarında sehirû minhu, alay ediyorlar Nuh'la. Kale, o da diyor ki, intesharû minna, şimdi siz bizimle alay ediyorsanız, fe inna nesharû minküm kemâ tesharûn, siz bizimle alay ettiğiniz gibi yakında biz de sizinle alay edeceğiz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ve yine yakında görüp bileceksiniz ki men يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ alçaltıcı bir azabın kime geleceğini ve يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ sargın bir azabı kimin kaplayacağını yakında göreceksiniz diyor. Hatta اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا bu diyaloglardan sonra emrimiz gelince, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrinin gelmesi demek Allah'ın azap emrinin gelmesi demektir. Emrimiz gelince ve fara ettennuru, tennur tutuştu. Tennur işte tandır. Biz buradan bu geminin bir buharlı gemi olabileceği sonucunu elde ediyoruz. O tandır, o buhar, o kaynayan şey tutuştuğunda kulna dedik ki, şimdi tam sorunuzun cevabına geliyorum. Kulna dedik ki Nuh'a, ihmil fiha, o gemiye taşı, doldur. Min küllin zevceyn isneyni, her çiftten iki tane. Her çiftten iki tane doldur ve ehleke, aileni de doldur ama illa men sebeka aleyhil kavlu, hakkında hüküm verilmiş olan hariç ki o onun hanımı ve oğlu. Ve men amen, ve iman edenleri de oraya doldur diyor Allah-u Teala. Her çiftten bir ürün, bir örnek oraya al. Ehlinden işte istisna olan hanımı ve çocuğu hariç iman edenleri oraya al. Ve ma amene ma'hu illa qalil. Zaten Nuh'la beraber iman edenlerin de sayısı öyle de fazla kabarık değildi diyor. Şimdi فَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا. Hazreti Nuh dedi ki işte o bulduğu canlılara filan, Allah'ın adına, Allah'ın yüceliğine sığınarak hareketi de ve duruşu da Allah'ın adıyla olan bu gemiye binin diye hem insanlara söyledi hem de hayvanları oraya sürükledi, doldurdu. Bu arada eşi ve oğlu yok, yok değil mi? Yok, hayır yok. Şimdi orada bir yürek burkan bir diyalog var. Tamam. Sözü oraya getirip, yani burayı açtık, şimdi bunu okumamız lazım. Tamam. Öyle şey meraklı bakıp da ne zaman bitirecek diye bakma. Hocam, Cansu kardeşim. Buyurun, gözünü seveyim yani size. Mecburum ha bu. Hı. Yani ya Allah aşkına yani. Bunu anlatmam lazım. Tabii. İnne Rabbi le gafurur rahim. Rabbim çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ve hiye tecribihim fi mevcin kel cibali. Böyle dağ gibi dalgaların arasında gemi hareket etmeye başladı. Ve nâdâ Nuhun ibnehu. Nuh oğluna seslendi. Ve kâne fî mahzilin. Oğlu da şöyle kenarda uzakta bir yerdeydi. Dedi ki ya büneyye yavrucuğum evladım. İrkeb me'ana. Gel bizimle beraber şu gemiye bin. Ve lâ teküm me'al kafirin. Kafirlerle beraber olma dedi. Hazreti Nuh oğluna. Kale, oğlu cevap verdi. Dedi ki seavi ila cebelin yasimuni minel ma'i. Beni bu sudan koruyacak bir dağa tırmanırım. Hazreti Nuh ona diyor ki kale la asime yevme min emrillahi illa men rahim. Bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başka kimse kimseyi kurtaramaz. Gel şu gemiye bin. Ve hale beynehumel mevcu. Aralarına dalga girdi. Fekâne minel muğrakîn. Ve çocuk boğulanlar arasına katıldı gitti.
İşte hocam Hazreti Nuh'u uyduruk Nuh filminden değil, böyle dinlemek lazım. Evet, bu. Onu para yani, hakikatin ta kendisi bu. Bakın, ondan sonra vakile ya ardu bil'ima eki, denildi ki ey arz suyunu çek. Veya sema vakni, ey gök suyunu tut. Vakidal ma'u, iş yani su çekildi. Ve kudiyel emru, iş bitirildi. Vestevet alel cudiyi, gemi işte bir dağa kondu, yerleşti. Vakile bu'den lil kavmiz zalimin, denildi ki zalimler uzak olsunlar. Zaten boğuldu gittiler. Fakat bir can alıcı başka bir konuşma başladı. Sorunuzu cevaplayacağım. O güme gitmedi. Ve nâdâ Nuhun Rabbehu. Nuh Rabbine seslendi bu arada. Çocuk boğuldu. Kendi oğlu. Yani çocuk deyince millet de şöyle zannediyor. Hazreti Nuh'un böyle 7-8 yaşlarında bir oğluydu gitti. Hayır öyle değil. Hazreti Nuh uzun yaşamış peygamber. Onun oğlu da koskoca adam yani. Babasına karşı mücadele eden ve babasının öğretilerine karşı şiddetle tepki veren bir yaşta adam bu yani. 1000 sene yaşıyor değil mi Hazreti? Ha, 950, 1000-950 diye geçiyor. Tabii o, onu anlatayım mı? O nedir o 950? Bunu tamamlayalım, ona da geçelim. Peki, o zaman. Şimdi o da, ben bölmüş olmak istemiyorum. Ha, Allah razı olsun. Fekale. Yola geldim değil mi hocam? Estağfurullah. Fekale dedi ki Nuh, gözünün önünde oğlu boğulunca dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, innebni min ehli. Ya Rabbi, benim çocuğum, benim oğlum, benim ehlimdendir. Ve inne va'dekel hakku. Senin vaadin gerçektir. Yani ehlimi kurtaracağına söz vermiştin. Oğlum benim ehlimdendir. Ama ne oldu? Boğuldu. Ve ente ahkemul hakimin. Üstelik sen hüküm verenlerin en hayırlısısın ya Rabbi. Hani ne oldu? Çocuk gitti. Gözünün önünde boğulunca bir baba şefkatiyle canı acıyor. İzleyici kardeşlerim, benim ne demek istediğimi şimdi gayet iyi anlasınlar. Bilmem içlerinde oğlu ölen var mı? Ben bir trafik kazasında oğlunu ölüme göndermiş bir babayım. Allah yani bir oğlum bir trafik kazasında öldü. Ben bir evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim. Dolayısıyla Hazreti Nuh'u da çok iyi anlarım ben burada. Bir peygamber olmasına rağmen yüreği yaralı bir insandan söz ediyoruz. Peygamberliği bir tarafa, ama bir can bir baba kendi parçası olan oğlunun gözünün önünde boğulmasına dayanamadı. Ya Rabbi, söz vermiştin, ehlimi kurtaracaktın diye. Hani ne oldu, çocuk boğuldu deyince aldığı cevaba bakın. Kale, Allahu Teala ona buyurdu ki, ya Nuhu, ey Nuh, innehu leyse min ehlik. O senin inanç ailenden değildi. İnnehu amelun gayru salihin. O davranışı yaramazın tekiydi. Fela teselni ma leyse leke bihi ilmun. Bir daha hakkında gerçeği bilmediğin meseleleri bana sorma. İnni a'izuke en tekune minel cahilin. Aksi takdirde senin de cahillerden olman konusunda seni uyarıyorum. Kale, onun üzerine Hazreti Nuh şunu dedi. Bundan çıkartacağımız sonuçlar var. Kale dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, inni a'udu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm. Ya Rabbi, bir daha bilmediğim şeyi sana sormaktan sana sığınıyorum. Ve illa tağfirli ve terhamni eküm minel hasirin. Sen şimdi beni bağışlamaz ve sen bana merhamet etmezsen şimdi ben de zarara ve ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Kile ya Nuhu, bu defa Nuh'a denildi ki, ey Nuh, ihbit bi selamin minna. Biraz önce Caner Bey'in Hazreti Adem'in cennetten çıkartılmasıyla alakalı geçtiğini söylediği kelime işte burada geçiyor. Bir katımızdan bir esenlikle beraber o gemiden in dendi ve Hazreti Nuh hayatına devam etti ondan sonra. Yani Adem'in cennetten başka cennetten inmesini ifade ediyor dedikleri o havadayı. Burada ihbit diye. Halbuki burada gemiden karaya inmek anlamına geliyor. Yani öyle gezegenler arası bir iniş çıkıştan falan söz edilmiyor. Yani Nuh gezegendeydi diyen de çıkabilir şimdi, bekliyorsa. Çıkıyor arada, onlar da çıkıyordu. Şimdi bak, burada ne var? Bu kıssadan neler öğreneceğiz? Bir insan peygamber bile olsa, eğer oğlu babasının dediklerine itibar etmiyorsa, peygamber baba oğlunu kurtaramaz. Bitti. Şimdi mesela bize öyle diyorlar. Sen benim böyle olduğuma bakma. Benim babam müftüydü, dedem öyleydi, Diyanet İşleri Başkanıydı. O beni kurtardı. Kimse kimseyi kurtaramaz kardeşim. Nuh oğlunu kurtaramadıysa, Hazreti Lut hanımını kurtaramadıysa, bugün hiç kimsenin hiç kimseyi din adına öldükten sonra cehennemden kurtarma yetkisine sahip değildir, bir. İki, hepimizin evinde baba oğul, baba kız, anne oğul, anne kız arasında bu tür diyaloglar var şu anda. Gel şu gemiye bin demek,
gel hakikatin sahibi ol demektir. O gün Hazreti Nuh'un efendim sembollüğünde ifade ettiği gemi bugün Kur'an gemisidir. Bizim Bayraktar Hoca bunu çok güzel anlatır tefsirinde. Harika yorumları var. O günün gemisi sembolik bir gemidir. Yani o günün gemisi bugün gene var. O gün insanların ve canlıların içine binerek kurtulduğu geminin bugün sembol karşılığı İslam'dır, Kur'an'dır. Bugün ailenizi, etrafınızı kurtarmak istiyorsanız bu gemiye onları davet edeceksiniz. Bu gemi sahili selamete giden yegane gemidir. Ama bu gemiye binmeniz lazım. Yani bu gemiye taşınmanız lazım. Siz kendinizi Kur'an'a taşımazsanız, Kur'an'ı hayatınıza taşımazsanız, siz Kur'an'a taşınmazsanız, Kur'an sizi cennete falan götürmez. İşte Ramazan ayı Kur'an ayı. Ona taşınacaksınız. Hazreti Nuh'un o gün kurtuluş sembolü olarak ifade ettiği o gemi bugün Kur'an sembollüğüyle hayatiyetini devam ettirmektedir. Oğlunuzu çağırıyorsunuz gelmiyor. Kızınızı çağırıyorsunuz gelmiyor. Eşinizi. Eşinizi çağırıyorsunuz gelmiyor. Size gerici diyor, yobaz diyor, o işlerin modası geçti, şimdi onların zamanı değildir diyenlerle Hazreti Nuh'un hanımının ve oğlunun sözleri arasında hiçbir fark yoktur. Bir de çok yumuşak bir üslupla çağırıyor. Belki ona dikkat edin. Tabii ya bu neyye? Evet. Yavrucuğum diyor. Ama aynı hocam şey, bütün peygamber kıssalarının Hazreti İbrahim'de de var o değil mi? Bu rüyanın bildirilmesi mevzusunda. Bütün böyle peygamberlerin çocuklarıyla diyaloglarında yavrucuğum, çocuklarda da babacığım. Ama, bravo. Yani çok güzel. Ne güzel okumuşsun Canan Hanım. Yani hocam siz beni aynı konuşturmuyorsunuz ki okudum da. Yani konuk biz olduğumuz için biz konuşacağız. Yani tabii biraz öyle görünüyor yani. Saffat suresinde aynen öyle. Aynen. Ya bu neye? İnni era fil menami enni. Aynısı şeyde var babası için. Mesela Hazreti İbrahim'in babası da inanmıyor. Ey babacığım diyor. Ya ebeti diyor. Yani burada şu var. İnsanlar mesela buradan alınabilecek bir ibret de şu. Biz hepimiz biliyoruz ki birçok zaman anlattığımız mesajın kabul edilmeme sebebi insanların inat etmesidir. Eğer ki siz onlara sert bir üslup kullanırsanız, kafa tutan üslup, hani ben sana galebe çaldım, bak benim dediğime geldin sonunda, bak ben senden akıllıyım havası vermeye çalışıp dini anlatırsanız, bu bir kabul edilmeme sebebi olabilir. Bakın burada mesela Hazreti Nuh'un örneğinden böyle bir ibret alınabilir. Oğlu olmasına karşıt, ona ey oğulcuğum diyor, bak gel buraya falan diyor. Hazreti İbrahim de daha evvel babasına, daha evvel dediğim yani daha sonra tabii ki Hazreti Nuh'tan, ama Kur'an'ın başka yerlerinde babasına öyle ey babacığım işte böyle inan diyor. Evet. Yani babası inkar edenlerden olup ona ve ters konuşuyor babası surede ona. O ters babası konuş... ona ya İbrahim diyor ismiyle hitap ediyor. O babacığım ve diyor. Ve ters ifadeler var. Yani onu işte aşağılayacaklarını, kavminin işte gerekirse taşlayacağı şeklinde ifadeler var. Hem kavmi hem babası ona karşıt oldukça cephe alıyorlar. Ona rağmen babasına karşıt o yumuşak güzel bir üslubu bırakmıyor. Mesela bu burada kendi yakın akrabaları bile olsa insan çağırırken güzel hoş bir üslupla onların inatlamalarını kabartmadan İslam'a davet etmesi için mesela bir rol modeldir. Bu örnektir. Evet evet. Aynen öyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Cansu kardeşim. İlk suresi Alak suresidir. Evet. İlk ayetlerin indiği sure. Orada Allah-u Teala kendisiyle alakalı bir sıfatını yaratıcılık diye belirlemiş. İkra, bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla kıraat et diyor. Niye yaratan diyor? Aslında Mekkelilere hitap eden bir ayette aslında mesaj şöyle olmalıydı Allah'la ilgili. İkra, bismi rabbikellezi la ilahe illahu. Putperest ya, müşrik ya, başka putlara tapıyorlar. Onlara hitap ederken kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Rabbinin adıyla oku diyebilirdi. Öyle demedi. Niçin? Öyle başlarsanız konuşma gitmez. Bir adamla eğer diyalog kuracak ve onunla bir şeyler paylaşacaksanız ortak kabullerden hareket etmelisiniz. Hazreti Nuh da öyle yaptı. Hazreti İbrahim de öyle yaptı. Kur'an'ın ilk mesajı da böyle geldi. Ortak noktalardan hareketle sonrasını geliştirme diye eğitime harika bir Kur'an katkısıdır bu metot. Bir de mesela şey de buradan da mesela bir ibret. Bunları anlatırken bence arada ne ibretler alınabilir söyleyelim. Evet. Mesela Hazreti Nuh'un etrafı ne kadar olumsuz insanlara çevrili olursa olsun orada çok küçük bir azınlık. Mesela en ufacık bir yılgınlık yok. Yani bu çok önemli. Bir de vahye bağlılık var. Orada sen gemiyi yap diyor, yapıyor. Müthiş bir alay var. Etrafından geliyorlar. Surelerde görüyoruz. Müthiş bir alay var. O süreci en ufacık bir şekilde kesintiye uğratmıyor. Yani Allah rızası için etrafına ne kadar bir dik duruşu da görüyoruz orada. Her türlü aşağılanmayı, işte öldürülmeyi, Hazreti diğer şeyleri. Hazreti Peygamber döneminde de o şekilde. Demek istediğim peygamberlerin çoğunda bu. Kötüye karşıt durmak, gerekirse zayıfın yanında durmak,
ve Allah rızası için dimdik durmak ve güç elde etmek için, maddi kazanç elde etmek için dini hiçbir zaman araçsallaştırmamak o peygamberlerin kıssasının en çok geçen ortak hususlarından. Birçok ayrı yerde bunun örneği var. Yani Hazreti Nuh'ta da var alay. Diğer taraftan Hazreti Lut'a bakıyorsunuz. Ya bunlar çok temiz olmak isteyen adamlarmış deyip orada da bir aşağılanma var. Peygamberlerin çoğunda bu aşağılama, kınamaya karşı geri adım atmamak var. Veyahut da çok güçlü gözükene. Mesela Hazreti Musa'nın döneminde Firavun çok çok güçlü. Ama en ufacık bir geri adım atmıyor mesela ona dini tebliğ hususunda. Şimdi hocam, hanımı da Hazreti tabii. Asiye de. Evet. Tahrim suresinde Hazreti Asiye'nin sözleri var. İz galet Rabbi ibni li indeke beyten fil cenneti. Ya Rabbi cennetinde bir ev istiyorum ben. Firavun'un sarayları beni ilgilendirmiyor diye eşine karşı mücadele edebiliyor. Ve neccini min firavne ve amelihi. Firavundan ve onun işlerinden beni kurtar. Ve neccini minel kavmi zalimin. Bu zalim topluluktan beni uzaklaştır diye yani yiğit bir duruş ortaya koyuyor. Dahasını söyleyelim. Hazreti Musa'nın büyücülerle olan münasebetinde büyücülerin en iyi büyü yaptığına inanılan adamların ortaya koyduğu büyüler Hazreti Musa'nın asasıyla yok edilince o büyücüler Firavun'un karşısında öyle bir duruş ortaya koydular ki bence Kur'an kıssalarını okurken oraları görmek lazım. Bir yiğit duruş. Diyor ki Firavun onlara diyor ki قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ. Ben size izin vermeden önce siz bu Musa'ya inandınız öyle mi? İnnehu lekebirukumullezî allemekumussih. Bu Musa size sihir öğreten en bilgili adamınızmış meğer. Suçluyor Hazreti Musa'yı. Lev katta'anne eydiyeküm ve erculeküm min hilafin. Ve lev usallibenneküm fî cüzû'in nakli. Sizin bu dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve sizi hurma dalına asacağım diyor. Ve la ta'lemunne eyyuna eşeddu azaben ve ebqa. Böylece kimin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu göreceksiniz diyor Firavun büyücülere. Onların cevabına bak. Bir de kıssaların psikolojik etkisiyle ilgili çok önemli bir noktayı yakalamak lazım. Mesela bana göre günümüzde dinlerin en önemli rakiplerinden biri sinemalar ve filmlerdir. Ve özellikle dini değerlere karşıt senaryolarla yapılan filmlerdir. Niye? Çünkü bu filmlerde dinin ortaya koyduğu rol modellere karşıt rol modeller ortaya konuyor. Mesela bu dünyada karizma elde etmeyi dünyanın en önemli değeri kabul eden insanlar rol model olarak gösteriliyor. Dünyada mesela ne kadar iyi para elde ederse o kadar önemli adam olacağınla ilgili rol modeller veriliyor. Ve McLuhan diye ünlü bir iletişim felsefecisi vardır. Onun dediği gibi bizim seyrettiğimiz sinemalar, dinlediğimiz radyolar hatta bizim duyu organlarımızın uzantısı gibi olduğu için biz televizyon seyrederken, radyo dinlerken, internetten o filmleri de seyrederken hiçbir zaman için bize dışarıdan mesaj verildiğini anlamıyoruz. O rol modeller, o hayat tarzları bizim zihnimize nakş oluyor. Aslında nakş algılarımızla oluyor. Oynanıyor. Evet. Bu da şu açıdan önemli. Dinin de soyut olarak anlattığını o kısalların anlatımı içerisinde zihnimize bir rol model nakşetmesi vardır. Biz adeta o kıssaları dinlerken zihnimizde bir film gibi şerit oluşur. O şeritle beraber sadece bir zina yapmayacaksın emrini değil. Veyahut da seninle alay ediliyorsa dik duracaksın emrini değil. Bununla beraber bir dik duran Hazreti Nuh'u, dik duran Hazreti İbrahim'i, dik duran Hazreti Musa'yı, İsa'yı da zihnimize nakşederiz. Bu şekilde o emir zihnimize iyice derinliklerine iner. Onlara göre Allah'ın rızasını kazanmak her türlü değerler üstü bir değerdir. Öldürülecek olmak, dünyadaki kazançtan geri kalmak, Hazreti İbrahim'de babasından, Hazreti Lut'tan oğlundan ve Hazreti Lut'ta karısından, Nuh'ta oğlundan ve karısından yani yakınlarından, en sevdiklerinden geri kalmak da geri adım atmak için asla sebep değildir. Ve çok can alıcı yani gönül bağı olan insanlarla yani, aslında birinci derecede imtihan oluyorlar. Dünyada hiçbir zaman için maddi çıkarlar, insanların alayı, yakın çok sevdiklerinin karşıt cephede olması Allah'ın cephesinden yani Hizbullah olmaktan, Allah'ın hizbi, Allah'ın istediği yolda olmaktan Müslümanları alıkoymaz. Ve bunun için işte dinin çizdiği o rol modeller var. Ve bunlar zihnimiz adeta biz kıssaları dinlerken bir film şeridi gibi nakşolunur. Eğer biz onlardan ibret almak kastıyla okursak bunları hayatımızda içselleştirmemize sebebiyet verir. Oysa sinema ve filmler günümüzde
Biz yine dışarıdan bize bir empoze geldiğinin farkına varmadan yepyeni rol modeller koymaya çalışıyor. Rol model koyarken hiçbir sinema filmi ben senin aklına rol model koyuyorum. İşte CR senin rol modelin demiyor. İşte herkese şey yapar. Fakat biz farkına olmadan onu seyrederken bize dışarıdan bilgi verdiğini ve bir endoktrinasyon olduğunu, yani belli şeyler kafamızda nakşedildiğini farkına varmadan izliyoruz. Onun bir parçası haline geliyor. Farkında varmadan bizim yepyeni ciğerlerimiz, rol modellerimiz oluyor. O gittikçe rol modeller Nuh'un, İbrahim'in, Hazreti Muhammed'in yerini alıyor. Şimdi. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani televizyonu çok uyanık bir kafayla seyretmek lazım. Kur'an'ı da çok uyanık bir kafayla okumak. Bakın böyle hocanın anlattığı şekilde okumak lazım. Ve böyle de hızlı geçmek lazım. Aslında hocam da bunları çok yavaş yavaş. Her kelimesinden alınacak ibretleri nasıl anlayabiliriz kastıyla okur. Çok ince bir şekilde içine nüfuz etmeye çalışarak okumak lazım. Yani Kur'an'ın dediği gibi ulil elbab olarak. Yani işin özüne nüfuz etmeye çalışan kul olarak sureleri okumak lazım. O şekilde anlayıp ibret alıp belki de hayatımıza geçirmek lazım. Düz okumak çok faydalı olmaz diyorsunuz. Şimdi hocam İbrahim bahsine de şey bitmedi girdim. Ama sorunuzu cevaplamadık biz. Eşi meselesi mi? Yok. Hani o 950 bin yıl meselesiyle onu da alalım o hocam. Geminin, tamam, onu da çok gemi, kısa alalım. Ne kadar bir gemiydi, geçelim. Ne kadar hayvanları içine aldı diye sorunuz öyleydi. Evet. Biz meseleyi biraz... Hatta bununla ilgili de bir tweet de var, onu da okuyayım etrafı, ben evet, anlatırken yani size. Yani diğer konuları anlatırken sorunun kendisi kaybolmuş olmasın. Ben bu programları daha sonra izliyorum tekrar. Bakıyorum diyorum bana ne soruldu, ben ne cevap verdim. Adam topu toça attın hocam diyor. Ara sıra ver kaç yapıyorsun ama veriyorsun kaçıyorsun diyor yani. Yani cevap almadan gitti, öyle bir görüntü vermek istemiyorum. Bu gemi böyle bir filika gibi bir şey değildi. Bu gemi küçük bir taka gibi bir şey değildi. Ben insanoğlunun tarihi süreçte, Caner Bey'le mesela bu konuyu hiç konuşmadık, kanaati nedir bilmiyorum ama ben insanoğlunun çeşitli dönemlerde teknolojik anlamda çeşitli zirveler yaşadığına inananlardanım. Yani bu şu anki evet bir dijital teknoloji zirvesi yaşanıyor ama başka zirveler de yaşandığına inanıyorum. Ben Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'un arasında zannedildiği gibi birkaç yüzyıl veya birkaç on yıl olduğunu kabul edenlerden değilim. Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'un arasında devasa bir sürecin yaşandığına inananlardanım. Ve Hazreti Nuh'un yaptığı geminin de o günkü medeniyet seviyesinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından Kamer suresindeki iki kelimeden hareketle geminin madeni levhalardan ve madeni çivilerden müteşekkil, neticede tandırı kaynayan, tandırı hani buharlı bir feveran ortaya koyan bir buharlı gemi olduğu kanaatindeyim. Meseleyi mucizeye indirgeyip, efendim yani mucizeye indirgenmez de mucizeye taşıyıp, yani küçük bir gemiydi ama işte o dağ gibi dalgalar arasında yüzmekten söz ediyor. Ya da hocam öyle bir kayık de gerek yok. Allah'ın inayetiyle hani ol derim ve olur diyor. Olur da ama Cenab-ı o zaman Allah gemi yapmaya yani gerek yok. Havada da durdurabilirdi. Allah Hazreti Nuh'a gemiyi yaptırıyor. Ben Cansu hocam. Yani Allah'ım ya. Bana da bir şey. Neyse Cansu kardeşim. Buyurun. Yani ben işte tam da orayı ifade etmek istiyorum. Bakın elbet Allah her şeye kadirdir. Biz haşa Allah'a görev biçemeyiz. Tabii ki Cenab-ı Hak ne istese onu yapar. Ama Allah-u Teala'nın kainata koyduğu kanunlar var. Sünnetullah var. O sünnetullah dediğimiz kuralları Allah-u Teala rastgele öteye beriye savurarak nerede nasıl işliyorsa öyle işlesin diye salıvermiş filan değildir. Rabbimiz kendisinin sırat-ı müstakim üzere olduğunu söylüyor. Rabbimiz takva ehli olduğunu söylüyor. Yani Rabbimiz sorumluluk sahibi bir varlıktır. Rabbimiz sırat-ı müstakim yani dost doğru ilkeleri kendisinin uyguladığını söylüyor. Öyleyse hani mesela madem iş öyle olacaktı Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ederken yani gözünü kapat şimdi aç Medine'desin diyebilirdi. Buna gücü yeterdi Allah-u Teala'nın. Ama öyle yapmadı. Mekke'den Medine'ye hicret ederken önce Mekkelileri kandırabilmek için ters tarafa doğru gitti. Ondan sonra evet. Birkaç gece Sevir mağarasında kaldı. Hazreti niye? Ebu Bekir'le. Ya yani bakın yani insanın elinden geleni yapması gerekiyor.
Öyle. Her şeyi Allahu Teala isterse yapar. Tabii ki isterse yapar. Ama o zaman insan iradesinin ve insan çabasının bir anlamı kalmayacak ki. Peygamberler böyle sürekli Allah'ın yardımıyla uçuşup kaçan insanlar değiller. Bakın Hazreti Nuh diyor ki: "Enni mağlubun. Ya Rabbi mağlub oldum." Yani elimden gelen her şeyi yapmama rağmen sonuç alamadım. Fentasır, şimdi sen bana yardım et diyor. Bir de Allah gökten gemi indirdi ona demiyor. Gözlerimizin önünde, bizim gözetimimizde gemiyi yap diyor. Hazreti Nuh yapıyor, yapılırken alay ediliyor. Tabii. Yani o manzara da Kur'an'da aktarılıyor. Tabii. Vesna'il fulke, bir de kelime var orada. Canan kardeşim, Cansu kardeşim. Bak ikisini de söyledim şimdi. Vesna, sanatkar olarak bir şeyi üretmek demektir. Yani vef'al demiyor yani, yap. Herhangi bir şeyi yapmak değil. Sanat üreterek, yani nitelikli bir işlemden söz ediyor ve o geminin nitelikli bir gemi olduğu kanaatindeyim. İnsanlığın o gün, hani diyorlar ki o gün karşı çıkanlar işte gemiyi yaptıkları için gemiyi hiç bilmiyorlardı. Aa, bu ne yapıyor diye alay ediyorlar. Hayır, ben o kanaatte değilim. Gemiyi biraz, demek ki denizin tam kenarında değil, belki biraz içeride yapıyordu, alay ediyorlar. Hani burada su yok. Buradaki geminin ne anlamı var? Ama hani, su gelecek oraya. Ha, orada diyor ki Allahu Teala, sen sana emredileni yap. Sen gemi yapmakla yükümlüsün. Lazım olan suyu ben getiririm demektir. Allahu Teala suyu getirdi. Hem yerden fışkırtarak hem gökten döktürerek. O gemi büyük bir gemiydi. Bunda hiç tereddüdüm yok. Ancak mesela o geminin içerisinde her canlı çiftten birer tane al diyor. Mesela her canlı çift deyince herkes her canlının oraya bindirildiğini söylüyor. Ben çok basit bir mantıkla söyleyeyim. Mesela o geminin içerisinde balinanın olmasına gerek yok. Deniz ürünlerinin olmasına gerek yok. Onlar zaten denizdeydi. Demek ki karadaki hayvanlar kastediliyor. Öyle değil mi? Evet. Denizde her canlı çift deyince yani deniz hayvanları bunun dışındadır. En basitinden söyleyeyim. Ama o gemide Güney Amerika'daki lamalar var mıydı? Kutuplardaki işte ayılar var mıydı? Kutup ayısı var mıydı? Hayır. Onların olmasına gerek yok. Onlar o gemiye gündelik hayatlarında hayatiyetlerini devam ettirebilecekleri muhtemelen evcil hayvanlardan birer tür aldılar ve ben o tufanın evrensel anlamda bütün dünyayı kapladığı kanaatinde de değilim. İşte bir izleyicimiz de bunu sormuştu, soracaktı. Tabii onu söylüyorum işte. Faik Şahin Türk Bey'in sorusuydu bu. Tufan sadece o bölgede mi koptu yoksa tüm yerküreyi mi sardı? Ben o bölgede, sadece o bölgede olduğuna kanıyım. Bütün dünyayı sardı diyenlerin gerekçesi şu. Yani her tarafta bir problem var bu konuda. Problemlerden biri de Hazreti Nuh'un Hazreti Adem'e çok yakın yaratıldığı, yaşadığı ve aralarında fazla bir zaman olmadığı için dünyanın değişik bölgelerinde de insanlar yoktu. Dolayısıyla dünyanın her tarafını su kapladı. Ama yine hocam o dediklerinde de gerek yok. Evet. Yani o bütün niye? Dünyaya niye ceza? İnsanın yani olmadığı... Maksat şimdi Kur'an'ın... Bir kavme ya da bir bölgeye... Yani Kur'an'daki sünnetullah'a bakarsak bir kavim, peygamber bir mesajı getiriyor, reddeden bir kavim var ve Allah bu kavmi yok ediyor kimi zaman. Evet. Ha, sünnetullah'ın bu olduğunu düşününce cezalandırılan kavim dünyayı su basmasının bir gereği yok. Yok tabii. Eğer ki onların dedikleri gibi Adem'den kısa süre sonra bile Nuh olsa diyelim Kıbrıs Adası gibi bir yerde veya Fırat'la Dicle'nin arasında bir yerde, daha çok orası tahmin ediliyor. Oradaki bir sel felaketi, büyük bir sel felaketi yeter. Gidip Afrika, Amerika kıtalarını ayrıca veyahut da Avrupa'ya sel basmasının bir gereği yok. Tabii. Çünkü oradakiler için olur. Bir de diyelim dünyanın öbür tarafında insan yoksa zaten gerek yok bir. Eğer ki insan var da inkar etmedilerse, inkar etmeyen bir insanın o sorumlu tutulup cezalandırılmasına gerek yok. Tabii. Nitekim Elmalı mesela Türkiye'de en çok okunan tefsirlerden biri. Elmalı da aynı hocamız gibi düşünüyor. Ben de bu konuda aynı hocamız gibi düşünüyorum. Bu şekilde düşünen de tefsircilerimiz olmuş bence. Var tabii. Tamamen onlara katılıyorum. Yani ama bu önemli bir husus. Bu yanlış bir iddia. Yani bunu bir sanki Nuh kendisi için gerekli hayvanlardan hepsini oraya almadı. Mesela kendisi için gerekli hayvanlar nedir? Tavuktur, inektir diyelim, koyundur. Gerekli hayvanlardan hepsini alma diye de bütün hayvanları bir kurtarma operasyonuna gemiye bindirmeyi çevirdiğinizde gereksiz olan şeyler, bir olayın mantığı yok. Yok tabii. Ayrıca, deniz ürünlerini almadı tabii, mesela. İşte mesela hocam mesela. Çok güzel söyledi. Yani gidip de balinayı gidip de oradan palamutu falan zaten ama. Zaten her tarafı su içinde kalır. Anlaşılıyor ki lazım olanlar alır yani. Yani hayvanları kurtarma operasyonu değil. Kendisini kurtarma operasyonu. Niye? Çünkü gideceği yerdeki gemiyi göreceğiz bir yerde. Bir tepeye gemi oturuyor. O gittiği yerde de o hayvanlardan faydalanacak.
Ondan ihtiyacı olan hayvanları oraya alıyor. Onları üretecek, arttıracak. Yoksa gidip de hayvanların neslini kurtarmak değil amacı. Evet. Dolayısıyla o gemi, yani inananların bindiği, yöresel bir tufandan insanların kurtarıldığı ama nitelikli sanat eseri ve muhtemelen yani kazanı olan bir o dönem itibariyle teknolojinin şaheseri bir gemi olduğu kanaatindeyim. Alay edilmesinin sebebi de yani ne boşuna gemi yapıyorsun yani, bir şey olacağı yok. Hele ki suyun olduğu yerde değilsin türünden bir alaydır. Yoksa onların görmediği bir araç yapıyor da onun için dalga geçiyor falan değiller. Onu bu vesile söylemiş olalım. Peki, Hazreti İbrahim'in mucizeleri... Ama bak gene atladık, bir soru daha vardı. Evet. Yani ben size yardım ediyorum. Hocam ben size o hani konuyla 950... ilgili söz hakkı verdim ama siz geminin ebatlarından bahsettiniz. Ya ama teknolojisinden. Işte yani benim... Aslında ben size o konuyla ilgili söz hakkı vermiştim. Tamam. Burada beni suçlamayın. Suçlamıyorum, ben sadece şey yapayım. Ya o 950 meselesi de ciddi bir mesele. Lütfen anlatın, evet lütfen anlatın. Yani bir iki dakikada bitiririm tamam, bunu. Tamam lütfen. Hani laf arada kaçmasın. Ankebut suresi var. Kur'an'ın 29. suresi. Evet. Caner Bey'in çok mahir olduğu konulardan biridir bu ankebut meselesi. 14 ve 15'te geçiyor değil mi? Evet. Yani dişi hayvanlarla alakalı Kur'an'ın mucizevi anlatımları noktasında çok kıymetli yaklaşımları var. Bu ankebut kelimesi deyince aklıma geldi ama mesele 14. ayetiyle Hazreti Nuh özelinde bizi ilgilendiriyor şimdi. Diyor ki Allah-u Teala وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Nuh'u kavmine biz gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ Nuh onların arasında yaşadı. اَلْفَ سَنَةٍ 1000 yıl. İlla ancak خَمْس۪ينَ عَامًا 50 yılı hariç. 50 yılı hariç 1000 yıl yaşadı. Şimdi burada çok ustalıklı bir ifade var Cansu kardeşim. Allah mesela burada maksat 1000-50 olduğuna göre 950. Ama 950 diyebilirdi. Yani diyebilirdi ki felebise fihim işte nasıl diyordu? Tis'amiye ve hamsin. 950 veya hamsin ve tis'amiye. Hocam Ashab-ı Kehf'in mağarada uyuma meselesinde de bir sayı artı bir sayı diye belirtiyor. Bunda tabii bir 300 artı var. 9. Tabii o 300 ve 9 kelimeleri Ashab-ı Kehf'le alakalı geçen o insanların tahmini yaklaşımlarıdır. Allah-u Teala diyor ki Kulillahu a'lemu bima lebisu. Onların orada ne kadar yaşadığını Allah bilir. Yok, yani o hani 300 artı 9 insan görüşü. Direkt olarak sayının görüşü. Verilmemesi böyle şu kadar sayı artı bu kadar sayı denmesinde mi bir hikmet var dedi. Evet ama o insanların vardır, farklı vardır. Görüşleri burada çok önemli başka bir şey var. 1000-50. 1000-50 950. 950 doğrudan diyebilirdi. Demedi. Niçin? Çok önemli iki yaklaşım var burada. Çok önemli iki yaklaşım. Yaklaşımlardan biri şu. Elfe sene, 1000 yıl ifadesi. Böyle Kur'an'da böyle 1000 kelimeleri vardır. 1000 rakamları vardır. Bunlar çokluk manası verirler. Mesela işte Allah katında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Geçer. Evet. 1000 yıl. Kadir gecesi. Kadir aydan. Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır diye 1000 kelimesi geçer. Veya işte Yahudiler 1000 yıl yaşamak isterler diye Bakara suresinde geçer. Buradaki 1000'den maksat çokluktur. Yani Allah-u Teala aslında şunu demek istiyor muhtemelen. Nuh kavminin içerisinde uzun yıllar yaşadı. Fakat bu uzun yıllar tebliği için çok başarılı geçmedi. Ancak 50 yılı hariç. Yani o 50 yıl çok başarılıydı. Kalan daha büyük zaman diliminde çok başarılı olmadı. Yani verimsiz geçen bir süre için sene kelimesi, verimli geçen bir süre için amen kelimesi tercih edilmiştir. Bu alimlerimizin bir bölümünün ayete yorumudur. Bu bir yorum. Yani maksat doğrudan 950 sene demek değil. Yani uzun yıllar yaşadı ama 50 senesi bunun verimli geçti. Bir mana yaklaşımımız budur. İkincisi ise buradaki elfe senetin sene ve am kelimelerinin ay anlamına yorumlanan halleri de vardır. Ay ay. 1000 yıl değil 1000 ay. 1000 ay insanın ömründe 83 yaklaşık yıldır. 83 yıl ediyor. O 1000 ayın içerisinde 50 ay aşağı yukarı kaç sene ediyor? 4 küsür sene ediyor yani. Evet. 4 küsür senesi başarılı geçti. Kalan işte 80 veya işte 70 küsür senesi çok verimli geçmedi diye. Buradaki 1000 yıl eksi 50 yıl ifadesindeki yıl kelimelerinin
ay manasına geldiği kabul edilen görüşlerdendir. Böyle olunca da normal standart bir insan ömrünün önemli bir bölümünün verimsiz geçtiği, 4-5 yılının verimli geçtiği şeklinde bir yorum söz konusu edilebilir. Bazı tefsirlerde şey de vardı, onu söyleyeyim. Ben tabii doğrudur demiyorum o yüzden, ama en azından böyle bir yorum olduğunu bilsinler. Onun şeriatı ortaya koyduğu sistem 950 yıl sürdü gibi de bir yorum var. Belki bir azınlık görüştür ama böyle diyenlerde olmuş. Yorumlar Mehmet Hoca'nın dediği gibi iki gruba ayrılıyor denilebilir. Şimdi Hazreti İbrahim bahsine geçelim istiyorum. Çünkü Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da temel ata kabul ediliyor Hazreti İbrahim. Bir ayetle devam edelim. Bakara suresinin 260. ayeti. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırakarak sonra da onları çağır. Sonra koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi Bakara suresinin 260. ayetinden anlıyoruz ki ölü bir kuşu canlandırıyor Hazreti İbrahim. Ve burada şöyle bir durum var. Allah-u Teala'ya kesin bir bilgiyle iman ediyor Hazreti İbrahim. Bu meseleyi de sormak istiyorum hocam. Bu meseleyle başlayalım Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim'e 260. ayetten başlayalım eyvallah. Ama başlarken bir şey söylediniz. Onu isterseniz düzelterek ifade edin. Yani sizden kaynaklanan bir şey değil. Hemen üzerinize alın küsmeyin. Sizden kaynaklanmıyor. Yok hocam, hani, ben alıştım. Yahudiliğin, yok ne demek ben alıştım şimdi. Sanki ben her zaman öyle yapıyormuşum gibi. Yok. Hayır kardeşim. Yani genel bir bilgi hatası var. Niye biliyor musunuz? Allah-u Teala sanki farklı farklı dinler göndermiş de bu farklı dinler Hazreti İbrahim'de buluşmuş. Yani Yahudilik sanki başka bir din, Hristiyanlık başka bir din, İslam bambaşka bir din. Tüm semavi dinlerin atası kabul ediliyor. İşte semavi dinler. Tabii o semavi de değil, semai dinler. Yani semavi, semai karışımında şeyin net ortaya koymak durumundayız. Bakın buna bir de şöyle diyorlar. İbrahimi dinler. Bak kardeşim. İbrahimi de yanlış, dinler de yanlış. O tamlamanın ikisi de yanlış yani. Tek bir din var, Allah'ın dini. Allah'ın katında bir tane din var, onun adı İslam. Dolayısıyla ben ayet okuyacağım deyince şunu okuyacağınızı zannettim. Ali İmran suresinde مَا كَانَ İbrahim يَهُودِيًّا وَلَا نَصَرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. Ali İmran suresinin 95. Yok o değil, daha önce 67. ayet. Birazcık bunu biraz açıklamamız lazım. Hocam söyleyip hızlı geçmesin. Ben hocamın neyi kastettiğini biliyorum da. İslam yani bizim dinimizin bir alt kümesi olduğu büyük isimdir Kur'an'da. Yani milletin Yahudilik dediğini, Hazreti Nuh'un dinini, İbrahim'in dinini hepsini kapsar. Yani Allah'ın gönderdiği dine uymak, ona teslim olmak, parçası olmanın adı İslam'dır. Yani burada biz İslam deyince sadece bizim dinimiz var, evvelden öbür dinler yani yoktur. Onlar aslında bizim dediğimizdir gibi bir şey anlaşılmasın. Yani bir burada asıl demek istediğimiz bizim de bir alt kümesi olduğumuz büyük ismin adıdır İslam demek istiyoruz. Şimdi Türkçedeki kullanımından birçok kimse şaşırdığı için burada ben hocamın neyi kastettiğini biliyorum. Bu ifadeyi anlamayabilir. Dikkat edelim. Yani İslam Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ortak tebliğ esaslarının adıdır. İslam bu. Dolayısıyla o diğer insanların başka anlamlar kastederek ortaya koydukları isimler farklı dinler gönderildiği manasını vermez. Allah katında tek din vardır, onun adı İslam'dır. İslam gün gelmiş Hazreti Adem'in dilinden, gün gelmiş Hazreti Nuh'un dilinden, sonra Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve nihayet Hazreti Muhammed'in dilinden insanlara tebliğ ettirilmiştir. Hazreti Muhammed'in dilinden bu kemale erdirilmiş, son halini almış ama temel esaslar bütün öğretilerde aynıdır. Yani Allah katında dinler yok, din var. O dinin adı İslam'dır. Ali İmran suresinin 2 ayetinde gayet net ortaya konur bu mesele. Şimdi Hazreti İbrahim denince tabii Hazreti İbrahim çok komplike bir peygamber yani. Çok enteresan bir yapısı var Hazreti İbrahim'in. Yani Allah-u Teala ile konuşmalarına bakıyorsunuz, böyle acayip şeyler. Yani bir peygamber bunu nasıl diyor diye aklınıza geliyor. Bir insanlarla bazen alay ediyor, acayip acayip sunumlar yapıyor. Göğe bakıyor, gezegenlere bakıyor,
bir şeyler söylüyor. Onu da soracağım. Efendim, böyle enteresan putlarla alakalı diyaloğu var. Babasıyla konuşmasına bakıyorsunuz, ayrı bir İbrahim. İsmail'le konuşmasına bakıyorsunuz, ayrı. Hacer'le ve Hazreti Sare ile ilişkilerine bakıyorsunuz, başka bir İbrahim. Yani çok enteresan bir İbrahim, aslında bir üniversite yani. Bir de Allah için her şeyden vazgeçiyor. Kavminden vazgeçiyor, babasından vazgeçiyor. Oğlundan, eşinden de vazgeçiyor. Çok başka bir şekilde olsa da oğlundan da vazgeçmeyi göze alıyor. Sonra evet, gerek kalmıyor. Ona ayrı bir şey. Onu da bahsediyoruz ama yani Allah için her şeyden vazgeçmeye hazır, orada müthiş bir figür var. Evet. Hocam. Hazreti İbrahim böyle muhteşem bir peygamber. Şimdi okuduğunuz ayeti, tabi tercümeyi kimden aldınız bilmiyorum ama çok isabetli bir tercüme. Bu Diyanet İşleri'nin hocam. Bu ayetin tercümesi bazen tanınmaz halde yapılıyor ve savunulamaz bir takım fikirlerin meydana gelmesine sebep oluyor. Şimdi Hazreti İbrahim, Cenab-ı Hakk'a diyor ki, biz gale İbrahim'u, hani İbrahim demişti ki, Rabbi, ey Rabbim, erini, bana göster, keyfe tuhyil mevta, yani ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bunu merak ediyorum, diyor. Kale, Cenab-ı Hak ona, tabi melek aracılığıyla soruyor, sorduruyor, evelem tü'min, yani Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in cevabını bilmiyor da onu öğrenmek için sorduruyor filan değil. Bu meseleyi bize kavratmak için bu ifadeler kullanılıyor. Evelem tü'min. Yani inanmadın mı? Kale. Cevaben diyor ki Hazreti İbrahim, bela. Elbette inandı. Velakin ancak liyatmainne kalbi. Yani kalbimin mutmain olması için bunu merak ediyorum diyor. Bakın ne güzel bir metot. Bu soruyu Hazreti İbrahim sorduğuna göre biz bunun daha ilerilerini sorabiliriz. Bir peygamber Allah-u Teala'nın bir sıfatını nasıl icra ettiğini merak edip soruyorsa, biz ümmet olarak Cenab-ı Hakk'ın başka sıfatlarına dair bir takım şeyleri merak edebiliriz. İnsanlar soru sorarak dinden çıkmazlar. Hakikati arıyorsa buna soru sormayı yasaklamanın bir alemi yok. Allah kimsenin ayağını kaydırmak için soru sormasını engellemez ya da özel soru kalemleri açmaz. İnsanlar hakikati öğrenmek için soruyu sorarlar, sormalıdırlar. Bir de hocam buradan ilahiyatçı bazı dostlarımızla ilgili de bir şey söyleyelim. Kur'an'da Hazreti İbrahim bile imanının güçlenmesi için Allah'tan delil istediğini görüyoruz. Allah da ona belli yerlerde belli şekilde yardım ediyor. Bugün hocam ben birçok kimse neden Kur'an inanılmaya değer, rehber edinilmeye kitaptır belli şekilde göstermeye çalışıyoruz. Kur'an'ın tarihte oynadığı rolden, Kur'an'ın kozmolojisinden, Kur'an'ın Allah fikrinin tutarlılığından, Kur'an'ın embriyolojiden denizlerin altına kadar yaptığı izahların tutarlılığına, ya birçok kimse bize inanan inanır, inanmayan inanmaz. Size ne bu tip şeylerden? Siz Kur'an'ın içeriğini anlatın. O tip şeylerle uğraşmayın diyor. Ama burada işte Hazreti İbrahim'in örneği var. Kur'an'ı okusaydı o şahıs anlama kastıyla bu örneği görecekti. Hazreti İbrahim bile bir peygamber olmasına rağmen içinde hiçbir şüphe, vesvese kalmasın, tam manasıyla Allah'ın istediklerine iman otursun diye görmek istiyor, anlamak istiyor, bununla ilgili bir çaba içerisinde. Ha, buradan da bizim anlayacağımız, Hazreti İbrahim bir çaba içerisindeyse bizim böyle bir çaba içerisinde olmamız ve bu çaba sonucunda vardığımız neticeleri insanlara aktarmamız gerekmektedir. Ne demek hani insanlar iman eden zaten eder, etmeyen etmez. Din sadece bir İnandım deme meselesidir. Aklın maklın bunları değerlendirmenin hiçbir değeri yoktur demek. Bu bir kere tamamen Kur'an'ı anlamak kastıyla okuyan bir kimsenin diyemeyeceği cümleler. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Hazreti İbrahim, Caner Bey'in ifade ettiği gibi yani imanının daha güçlenmesi için. Ben ilahiyat fakültesindeki öğrencilerime ilahiyata geldikleri ilk dönem derslerine ilk girdiğimde şunu söylerim. Derim ki ilahiyat fakültesi İmanın bilgiye dönüştürüldüğü yerdir. Öyle olması lazım. Yani sokaktaki herhangi bir adam ben böyle duydum, böyle inanıyorum diyebilir. Ama siz böyle diyemezsiniz. Siz bir şey diyorsanız, siz bir şeye inanıyorsanız onu bilmeniz lazım. Yani deliliniz olması lazım. Enfal suresinde öyle diyor Allah-u Teala. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Yani helak olacak olanın da bir delili olsun, hayatta kalacak olanın da bir delili olsun. Kur'an delil sunan kitaptır ve biz o delillerle hakikatin izini sürmekle yükümlü tutulmuşuz. O delillere sarılacak, soru soracak ve cevabını bulacağız. Soru sorduğunuz zaman
Eninde sonunda cevabını öyle ya da böyle bulursunuz. Soru sordu diye bir adam dinden falan çıkmaz. Adam diyor ki soru soracağım ama korkuyorum dinden çıkarmayayım. Hiç de çıkmazsın kardeşim. Senin niyetin doğruyu bulmaksa Allah sana çelme takmak için böyle bir tuzak falan kurmaz. Siz soruyu sormak demek, hele ki doğru soruyu sormak demek, cevabın %51'ini elde ediyor olmak demektir. Burada hatta Hazreti Peygamber uyarılır. Hem de Duha suresi ki Kur'an'ın indiriliş sırasına göre 4. suresi, 1, 2, 3, 4, 5. suresi ve emmessâile felâ tenher. Sana biri bir şey sorduğu zaman sakın onu azarlamayasın. Ya, soru soran azarlanmaz. Tabii bir parantez açalım. Kur'an'da bazen sırf laf olsun, muhalefet olsun diye soru sormak için soranlara, yani daha doğrusu bir alay etmek veya muhalefet etmek için soru soranların da varlığı ayrıca dikkat çekiliyor. Yani onların da farkını herkes samim bir bakışla anlayabilir. Yani bu katkıyı ayetleştirelim. Maide suresinin 101. ayetinde geçer o. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tes'elu an eşyâe intübdeleküm tesûküm. Size açıklandığı zaman canınızın sıkılacağı şeyleri gereksiz yere sormayın. Kişi kendisi, hani Bakara suresinin inişine sebep olan Yahudilerin İsrailoğullarının kesmek zorunda oldukları. Bu aslında detay için soru. Benim sorduğum bir de müşrik kafirlerin maksatları sorunun cevabını öğrenmek değil, muhalefet için sorduğu soruların da örnekleri var Kur'an'da. Karşı tarafı mahcup etmek için. Biraz daha çok detay öğrenmek için. Gereksiz Allah'ın vermediği detaylarla dini detaya boğmak isteyenlerin soruları Maide 101. Evet. Bir de karşı çıkanlarla ilgili. Yani maksadı soru sormak değil. Çünkü hocamın o ilk dediğinden bazılarının, hocamın dediği tabii ki doğru. Fakat bazen de bazı insanlar soruyu aslında muhalefet etmek için, olayı tamamen bir septizme boğmak için, yani bir şeyi anlamak için değil, bir şeyden kaçmak için soruyor. Yani soruyormuş gibi yapıyor. Evet. Aslında maksadı ortaya bir kargaşa atmak için. Ve Kur'an'da da onlarla ilgili ifadeler de var. Evet. Şimdi o ayeti cevaplayalım. Bu nasıl ölüleri nasıl diriltiyorsun diye. Evet. Bu Bakara 260. ayeti başka mecralarda kullananlar da var. Ehli bilir. Bu o kullanıldığı yerlerle alakalı bir ayet değildir. O kullanıldığı, ifade edilen şeyler Kur'an'a da, ayete de, Kitabullah'a da, İslam'a da başından dibine kadar hakarettir. İnsanlar bir ayetin nelere, nasıl istismar edildiğini açık açık görmeleri lazım. Burada Hazreti İbrahim bir ölünün nasıl diriltilebileceğiyle alakalı kalbinin mutmain olmasına dair bir arayış içerisinde. Ve Cenab-ı Hak ona bir örnek uygulatıyor. Buyuruyor ki, kâle, fekuz erba'aten minet tayri. Sen şimdi uçan varlıklardan 4 tane al. Yani 4 tane kuş al. Bakın bu çok önemli. 4 kuş alınacak. Bir kuş 4'e bölünmeyecek. 4 tane farklı kuş alınacak. Sonra fesuruhunne ileyke. Sonra sen o 4 kuşu kendine alıştır. Fesuruhunne. Arapçada bu zamirler çok önemlidir. Yani zamirin gördüğü kelimeyi bulacaksınız ki mesajı doğru anlayasınız. Fesuruhunne. O 4 tane kuşu alıştır ileyke sana. Sana onları alıştır. Şimdi buna ne anlam veriyorlar biliyor musunuz? Niye alıştırması gerekiyor? Ha şimdi bakın onu söyleyeceğim. Buna diyorlar ki fesurhunne ileyke'ye tercüme ederken diyorlar ki onları kes. Ya onları kes yok ki burada. Fak katta'a yukatti'u efendim katti'hunne demiyor ki Allahu Teala. Onları kes demiyor. Fesurhunne onları alıştır ileyke sana. Yani kesmek olsaydı bu ileyke'ye gerek olmayacaktı. Ve kesmek anlamına gelen kelime bu değil ki zaten. Başka bir o Kur'an'ın kullandığı başka bir kelime. Yani şimdi biz bir rivayeti aklamak için ayeti perperişan etmek durumunda değiliz. Ayeti anlıyoruz şimdi bakın ne söylediğini ve mesajın nereye vardığını gayet net anlayacağız. Fesurhunne ileyke. Sen şimdi bu kuşları kendine alıştır. Yani belki ilk kuş besleyiciliğini öğretiyor Allah-u Teala. Yani evde kuş beslemek mesela. Kuşların insana yaklaştırılması, yakınlaştırılması, alıştırılması. Nasıl olur bu? İşte yemek vererek, yem vererek, su vererek, işte sizin onu sesiyle, sesinizle tanımanızı sağlayarak insanlar kuşları kendilerine alıştırırlar. Bu o kadar alıştırılır ki sonra kuşlardan ulak olarak kullanılanlar olmuş. Yani güvercinlerin mesaj ulaştırmada, mesaj getirmede bir aracı olarak, araç olarak kullanıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bu hani Hazreti İbrahim'le başlamış bir
kuş alıştırma ya da kuş besleyiciliği iddiasını söylersek çok delilsiz sayılmayız. İlle de odur, ondan başka yoktur demiyorum ama burada onun üzerinden 4 tane kuşu kendine alıştır. Sümme sonra siz şimdi kuşları kendiniz kuş beslediğinizi varsayın. Hı hı. Muhabbet kuşu beslediğinizi veya güvercin beslediğinizi varsayın. Belli bir gün, belli bir süre onları kendinize alıştırdınız. Şimdi onları savurdunuz havaya. Onlar, siz onları çağırdığınız zaman o kuşlar geri gelirler. Niye geri gelirler? Çünkü bana alıştı. Sizin sesinizi tanıyorlar, sizin kokunuzu tanıyorlar ve sizin onları gıda ile beslediğinize alıştılar. O alışkanlık gereği o kuşlar sizin sesinizi duyacakları her nerede olurlarsa olsunlar bir ıslıkla, bir seslenişle o kuşlar size gelirler, geri dönerler. Diyor ki Allahu Teala: "Sümme ceal ala kulli cebelin minhunne cüz'en." Sonra onlardan birer parça, yani birer tanesini, birer parçayı, 4 tane demişti ya, bir tane üzerinden konuşmuyor, 4 tane, onlardan her bir parçayı, yani her birini bir tepeye koy, yani sesinin ulaşabileceği bir tepeye koy diyor. Sümme sonra ud'uhunne, onları davet et, çağır. Onları çağır. Yani öldürme meselesi yok mu? Hayır, yok kuşları? Öyle bir şey. Tabii ki ama yok. Ama hocam tefsire, siz benim tefsirime doğru demiştiniz. Meale. Ben tefsirde mealde dedim ki onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırakarak diye devam etmiştim. Parçalayıp kısmı işte oraya atlamışım yani. Diyorsunuz. Yani o alıştırma kelimesi hoşuma gitti. Kes diyorlar genellikle de ona bozuluyorum. Burada kesmek diye bir yani şey yok. Yani aslında böyle öldürüp kuşları diriltmek diye bir mesele hayır, yok. Hayır, yok öyle bir şey değil. Bu öyle bir şey değil. Adam diyor ki o zaman nasıl diriltti? Bakın. Tümmed'uhunne. Sonra o kuşları çağır. Hunne. Bakın gene çoğul ifade kullanıyor. Hepsini çağır. Ye'tineke sa'ya. Orayı nasıl tercüme etmiş? Çağır. Sana koşarak gelirler. Tabii koşarak değil, uçarak değil. Yani kuş, yani koşarak gelirler. Uçar gelme, tabii. Tümme, ye'tineke sa'ya. Sana süratli bir şekilde uçarlar, gelirler yani. Ne oldu şimdi? Kuşlar sahibini alıştılar. Onları uzak yerlere koydu sahibi. Normalde beklenen nedir? Kuşu bıraktığınız zaman uçup gitmesidir. Sen ne kadar bağırırsan bağır. Bir serçeyi bağırsan geliyor mu yani? Eğer alıştırmadıysan gelmez. O kuşların size geri dönmesinin sebebi sizin onlarla alakalı ortaya koyduğunuz bir fedakarlık. Bir gıda, bir beslenme örnekliğinde onları kendinize, kokunuza alıştırdınız. Sesinize alıştırdınız. Sonra onları uzak bir yere koydunuz. Çağırdınız, geldiler. Allah-u Teala demek istiyor ki, senin 3 gün, 5 gün biraz gıda vermekle kendine alıştırdığın bir kuş, yanından uçup gittikten sonra seslendiğinde sana geliyorlar da, her şeyini bana borçlu olan insanoğlu, maddesiyle, manasıyla, bedeniyle, ruhuyla, cesediyle, psikolojisiyle, her tür özelliğiyle, her şeyini bana borçlu olan insana ben gel derim de nasıl gelmez? Kıyamet deyince kıyamet başlar. Evet, ben gel derim ve hepsi gelir. Bak mesela, sen 2 tane kuşu çağırdın geldi, 3 tane, 5 tane yem vererek sana alıştırdın geldi de, yani ben çağıracağım, sonra insanlar insanlara göre ölürler. Allah'a göre insan ölmez. İnsan Allah'ın muhatap olduğu insandaki asıl değer ruhtur ve ruh ölmez. Dolayısıyla ölüm insanların birbirleri arasında kullandığı bir kavramdır. Cenab-ı Hakk'a göre yarattığı her şey, canlı olan her şey canlılığını devam ettiriyor. Ruhuyla bedeni birbirinden ayrı düştüğü zaman da Allah için o insan candır. Çünkü o can Allah'ın kontrolünde, ruhu onun yanındadır. Kontrol. O canlılığını hiçbir zaman kaybetmez. Şimdi biraz önce dediniz ya hocam, İbrahim peygambere giriş yaparken aslında çok ilginç bir peygamberdi. Kıssalarında ibret verici, çarpıcı detaylar vardı diye. Evet. Biraz önce de dediniz, hatta bunun üzerine söylediniz. Göğe bakardı, aya bakardı, güneşe bakardı. Evet. Bir şey benim de dikkatimi çekti. İbrahim peygamber yıldızı, aya ve güneşe bakarak bu benim Rabbimdir diyor. Evet. Burada yani tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Nedir bunun hikmeti? Bu En'am suresinin ayetleri. Şimdi bakın, çok önemli bir problematik var. O problemin nasıl çözüleceğiyle alakalı, neden ayetlerin bir bölümüne bakılıp diğer bölümünün görmezlikten gelindiği noktasına güzel bir örnek bu. Hı hı. Şimdi bu sözünü ettiğiniz konu
En'am suresinin 76, 77, 78. ayetlerinde geçiyor. En'am suresi. Yani 6. surenin 3 ayeti. Ne diyor bu ayetlerde? Ayetlere bakalım. Sonra niye hata yaptığımıza dair bir şey söyleyeceğim. Ayetin 76.'sı şu. Felemma cenne aleyhil leylu. Gece onu kapattığı zaman, cenne kapatmak demek. Gece onu kapattığı zaman ra'a kevkeba. Bir gezegen görüyor. Tabii buna yıldız diyorlar, bu yıldız da değil. Kevkeb gezegen demek. Evet. Parlak bir gezegen görüyor. Bu defa görünce diyor ki kale haza rabbi. Bu benim Rabbimdir. Arapçadaki cümlenin doğrudan tercümesi bu. Haza bu Rabbi benim Rabbimdir. Felemma efele batınca o gezegen kale bu defa diyor ki Hazreti İbrahim la uhibbul afilin. Ben batan şeyleri sevmem. Ha, demek ki Hazreti İbrahim batan şeyin sadece o gezegen olmadığını biliyor. Afiliğin kelimesi çoğul. Batanlar. Batan şeyi sevmem demiyor. Batanları sevmem. Demek ki o neyin doğup neyip battığını gayet iyi biliyor. Bir tane gezegen battı deseydi la uhibbul afili diyecekti. Afiliğin demeyecekti. Hatta oradaki eliflam takısı el afiliğin. Benim bir yakınım var, amcamın oğlu dı artıkılından mı söz ediyorsun diye mesaj çekmiş. Evet, buradaki el dı artıkılıdır İngilizce'deki. O batan şeyler var ya, ben onları sevmem diyor. Demek ki batanlar diye bir kavramı biliyor Hazreti İbrahim. Hı hı. Çok önemli bir noktaya getireceğim. Aman hemen bitsin diye beklemeyelim. Sonra ikinciye geliyor. Bakın acayip. Nasıl şeyler söyleyeceğim. Birkaç ayet hatırlatmam lazım. Felemma ra'el kamera. Bu defa ay görüyor. Bazıran işte böyle parlak bir şekilde. Kale bu defa diyor ki hada rabbi. Bu benim Rabbim bu. Ay görünce. Felemma efele. Ay da batınca. Kale bu defa diyor ki le illem yehdini rabbi. Eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ben de sapan şu kavimden biri olacaktım. Diyor. İkinci ay ile alakalı. Sonra فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً bu defa doğmakta olan parlak güneşi görüyor. Gördüğünde kale bu defa da diyor ki هَذَا رَبِّ benim Rabbim bu. هَذَا اَكْبَر bu daha büyük. Öyle diyor. Peki felemma efelet o da batınca kale bu defa diyor ki ya kavmi ey kavmim inni beri'un mimma tüşrikun ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Şimdi buradan hareketle deniyor ki bir insan bir peygamber öğretisi olmadan da hakikati kendisi görür. Bu neticede Allah'ın insan aklına verdiği bir işlevin bir efendim potansiyel kıymetin, özelliğin hatırlanması noktası da benim için saygı değerdir. Yani akla önem veren, aklın çalıştırılmasına dair bir gündemi olan insan olarak bu görüşü yanlış görmem. Ve fakat burada çok tarihi bir yanlışın eşiğinde olduğumuzu beyan etmek zorundayım. Buyurun. Niçin? Bakın Hazreti İbrahim komplike bir peygamberdir diyorum ben. Hı. Onunla alakalı hemen pek çok şeyi bilmelisiniz ki hata yapmayasınız. Onunla ilgili Cenab-ı Hak daha peygamber olmadan önce çok esaslı bir şey söylüyor. Nerede? Enbiya suresinin 51. ayetinde. Orada olmaz o. Oralara bakma. Hiç çalışmadığım olmaz. Çalışmadığım yerden geldi. Evet, çalışmadığın yerden çıktı. Bakın burada diyor ki Allah-u Teala. Ve lekad ateyna İbrahim'e. Biz İbrahim'e vermiştik. Rüşdehu. Bir akıl olgunluğu. Min kablu. Çok önceden. Daha çocukken İbrahim'e son derece güçlü bir muhakeme ve akli yetenek vermiştik. Ve künnâ bihi âlimîn, işte onun o halini biz bilenleriz. Hazreti İbrahim çok önceden muhakemesi çok güçlü bir insan olarak yaratılmış. Ve bu muhakemenin onda var olduğu gerçeği En'am suresinin 76. ayetinden iki önceki ayetle de tescillenmiştir. Yani bu ayetleri 76. ayeti okumadan 74-75'i de okumak lazım. Orada diyor ki Allah-u Teala ve izgâle İbrahimü li'ebihi İbrahim hani babasına demişti ki li'ebihi Azera babası Azer'e
demişti ki etettehizü esnamen aliheten, yani sen şimdi böyle putlar mı ilah ediniyorsun? Bakın daha bu yıldız, güneş, ay işi olmadan. Daha onlar evet. olmadan diyor ki sen böyle putları ilah mı ediniyorsun? Bu putların ilah edinilmesini eleştiriyor babası özelinde kavmine yönelik. Ve diyor ki inni erake ve kavmeke, babasına ben seni de kavmini de görüyorum. Fî dalâlin mübînin, ap açık bir sapıklık içerisinde görüyorum sizi. Puta tapmak neyin nesi diye babasını sorguluyor. Ve devamında Allah-u Teala Hazreti İbrahim'le alakalı görülmesi gereken şu cümleyi ifade ediyor. Ve kezalik, işte böylece nüri İbrahim'e, biz İbrahim'e gösteriyorduk. Melekûtes semâvâti vel ardı, göklerin ve yerin hükümranlığına dair kudretimizi ona gösteriyorduk biz. Ve liyekûne minel mûkirîn, imanı çok güçlülerden olsun diye biz onu özel bir öğretime tabi tutuyorduk. Bu ifadelerden sonra gezegen, ay ve güneş meselesi geliyor. Burada aslında sözü edilen şey, Hazreti İbrahim, şimdi Kur'an-ı Kerim bir metin. Bunda noktalama işareti yok. Aslında burada ifadenin söyleniş şeklinden sonuç çıkartabileceğimiz bir estetik olduğu kanaatindeyim. Bu benim görüşüm. Bunu paylaşan başkaları da var ama benim benimsediğim bu. Aslında Hazreti İbrahim gece olunca sanki ilk defa gece olmuş gibi. Şimdi o rivayetleri doğrulatmak için geçen bir ay önce Urfa'ya gitmiştim. Hazreti İbrahim sanki ömrü hep mağarada geçmiş. İlk defa mağaradan çıkmış da ilk defa gezegen görmüş gibi bir kurgu var. Hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Evet. Yani buradan hocam ama bence iki tane önemli ders de çıkartılabilir. Şimdi birincisi çıkıyor? Hocamın gösterdiği metot çok önemli metot. Şimdi ne görüyoruz? İbrahim'in orada bir olayı anlatılıyor. Güneşin, ayın, gezegenlerin işte tanrı olamayacağına ilgili bir durum var. Bir kısım şöyle demiş. Hazreti İbrahim'in kendi bu bir zihni yolculuğu. Acaba bunlar tanrı mı diye şüphe etti, sonra olamayacağını anladı. Diğer bir kısım da şöyle demiş. Yok bu öyle değil. Hazreti İbrahim burada kendi kavminin inançlarını doğru olduğunu farz ettiklerinde nasıl çelişkilere düşeceklerini, bunun neden yanlış olduğunu dersini vermek için böyle bir anlatım yaptı. Onu peki, diyeceğim işte. Şimdi hoca şimdi... Hadi ya Rabbi, bu benim Rabbim mi? Tabii. Ama demek ediyor. İstediğim şu, Mehmet hocamın burada bence bu kıssanı kendisine çok ortaya koyduğu metot önemli. Bir, bu metottaki önemli şeyini. Biz konuda bir şey iddia ediyorsanız, bu Enam suresinde, o sureyi başıyla sonuyla iyice bir okuyun. Bakın başınla ilgili okumaya gittiğiniz birkaç ayet öncesiyle, babasıyla diğer konuşmalarında işte melekutu Hazreti İbrahim'e gösterilmesini söylenmesi veya diğer tip ifadelerden sonraki ifadenin aslında bir ders verme olduğunu anladınız. Evet. Ha, bu nedir? Yani bir bizim Kur'an'ı anlamaktaki metodumuz kesinlikle başıyla sonuyla onu okumamız. İkinci metot da şu olmalı. Bununla çözemiyorsanız Kur'an'ın geri kalan yerlerinde Hazreti İbrahim'le veya başka peygamberle ilgili başka verilen bu olayları çözmemize yarayan kurallar var mı? Hocam bir de o metodu uyguladı. Başka yerlerde Hazreti İbrahim'le ilgili ifadelerden daha çok küçük yaştan onun bir zihni olgunluğa eriştiği söylendiğine göre demek ki şirkle ilgili problemleri çözmüştü. Yani Kur'an'ı bir bütünlüğü içinde okuma ve kıssası başıyla sonuyla ilgili yani okuma metotlarını uyguladığında buradaki sorunu çözdü. Bu niye çok önemli? Hocamın bu yaklaşımı bence bütün Kur'an kıssalarına ve Kur'an anlatımlarında bizim temel metodumuz olması lazım. Kur'an'ın dışındaki kaynaklara, hadislere veyahut da fıkıha ne yazık ki birçok uydurmalar girmiş. Bunu bugün siz bir hadisçiyle de konuşsanız günümüzde, birçok tefsirciyle de konuşsanız söyleyecektir. Zaten tarihteki birçok hadisçinin kendisi de söylüyor. O zaman bizim için olabilecek en iyi metot Kur'an'ın kendisini kendi içinde anlama metodudur. Burada hocamı dinlerken birçok kimse sadece olayı çözmek için değil, hocamın izlediği bu metodu da kapmak için gayret etsinler. Bence hatta ikincisi olursa kendileri balık tutmayı öğrenirler. Hani birincisinden daha iyi. Birinci de balığı yerler. Pekala. İkincisinde balık tutmayı öğrenirler. Ha bir ikinci de benim aldığım buradan bir ders var felsefeci olarak bu metottan. Demek ki sadece kendi fikrini ortaya koymaya çalışma. Karşı tarafın çelişkileri nerede? Hani felsefeci bilim saçmalığa indirgeme, reductio et absurdum dediğimiz metodu da uygula. Ben buradan dersini alıyorum. Eğer karşı taraf yanlış bir fikre inanıyorsa sen onun neden yanlış olduğunu da göster. Kendi doğrunla onu yan yana sunun da buradan ayrıca bir ders alınabilir. O dönemdeki yanlış inanç güneşe aya tapmaydı. Onların yanlışlığı ortaya koydu. Bugün de işte materyalizmdir, odur budur.
O da başka türlü ne bileyim kozmolojik deliller şunla bunla ortaya koyuyor. Mucizelerinden bahsedilirken yani yaşadığı mucizevi olaylardan bahsedilirken bunlardan bir tanesinin de meleklerle görüşmesi, meleklerin kendisini ziyareti ve eşine bebek müjdesi getirmeleri mevzusu var. Bu hadiseyi de dinleyelim sizden. Bunun peşinde de şunu sormak istiyorum. Aslında hocam birlikte anlatalım bu ikisini çünkü vaktim de kısıtlı. Sormak istediğim, değinmek kaça istediğim kadar bazı konularda var. Vallahi ek süre almayacağım. 56'da çıkacağız. 1.56 geçe. Oğullarından hangisinin kurban edilmek istenmesi meselesi çok itilaflı. Bir yerde Hazreti İsmail deniliyor, bir yerde de İshak galiba değil mi yanılmıyorsam? Evet, İshak. Evet. Hangi oğlu gerçekten kurban edilmek istedi ve bu müjdeyi meleklerin getirmesi nasıl oldu Hazreti İbrahim'e? Bu kıssayı da sizden dinleyelim. Evet, şimdi Hazreti İbrahim'e bu meleklerin gelmesiyle alakalı pasaj bir yerde değil birkaç yerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi işte Hicr Normalde suresinin... Normalde hocam peygamberler melekleri göremiyor ama değil mi? Görür. Ama bazı rivayetler var. Hazreti Peygamber iki kere göründüğüne dair Cebrail Aleyhisselam'ın. Görüyormuş ama evet görüyormuş o zaman. Yani ama bayıldığından bahsediliyor. Yani öyle bir haşmetli bir şey ki işte o insan vücudu bunu kaldıramaz diye bahsedilir. Yok, yani yok öyle değil. Tabii bir meleğin hani... Kainatın yönetiminde görevli olan bir meleğin bir insanın algısı, algı alanına girmesi onda bir takım değişiklikler meydana getirir de bu korkmayla alakalı mesele meleğin görüntüsünden korkmak değil. Peygamberler şunu çok iyi bilirler. Eğer bir melek vahiy getiriyorsa eyvallah. Vahiy getirmemek üzere gelmişse bir felaketin haberini vermek için geliyorlardır. Onun için korkarlar. Şimdi görüntüsünden ben, değil. Hayır. Görüntüsünden değil. Şimdi bunun hemen ayetini okuyayım size. Hani ayetli gitsin. Evet lütfen. Mesela Zariyat suresinde şeyde geçiyor. Zariyat suresinin 26 hatta 24, 25, 26, 27, 28, 29. ayetlerinde geçiyor. Hani olayın hepsini anlatmayayım ama bir parçasına değineyim. Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim el mükremîn. Hani İbrahim'e gelen o kıymetli misafirlerin olayı sana da geldi değil mi? Peygamberimize diyor. İzdekalû aleyhi fekalû selâma. Onlar İbrahim'in yanına geldiklerinde selam dediler. Selam verdiler melekler. Gâle selamun. O da cevap verdi. Selam dedi. Kavmün mükremû münkerûn. Ama onların kim olduklarını bilemiyordu. Yani tam anlamadı kim olduklarını. Ferâge ilâ ehlihi ailesinin yanına döndü Hazreti İbrahim. Fecâe bi'iclin semîn böyle semiz bir işte buzağı işte yemek hazırladı. Fekarrabehu ileyhim onları işte yemeğe davet etti, yaklaşır yemeğe yemeğince getirdi. Evet. Evet. Fekale dedi ki elâ te'ekülün yemez misiniz? Buyurun yiyin. Fevcese minhum hîfeten. Yemek yemediklerini görünce onların bu durumundan dolayı korkuya kapıldı. Hifeten korkmak demek. Onlar da kalu dediler ki la tehaf korkma. Korkma dediler. Burada niye korktu? Çünkü yemek yemediklerini anlayınca bunun normal insan olmadığını anladı. Peki bunlar melekse vahiy de getirmediklerine göre o zaman bir felaket var demek. Eyvah. Korkmasının sebebi vahiy dışı gelişlerinin bir felaket habercisi olduğunu bildiği içindir. Bu Zariyat suresinde konunun işte ufak bir bölümü. Sonra bu konu... Saffat suresinde mi geçiyordu? Yok, Saffat'ta şey geçiyor. Kurban edilmesi. O kurban meselesi. Hicr suresinde geçiyor. Hicr suresinin de 51, 52, 53, 54, 55, 56. ayetlerinde... İzdekalu aleyhi fekalu selama İbrahim'in yanına geldiklerinde selam dediler. Hani gelenler selam verirler oturanlara diye bir öğreti vardır bizim kültürümüzde. Onun delili bu ayetlerdir. Fakat gelenler selam vermemişse oturanlar gelenlere de selam verirler. Bu da Kur'an'ın bir ayetidir. Antiparantez başka bir şey söylüyorum. Konuyla alakalı değil. Hani sözün burasında söylemiş olalım. Oturanlar mı gelenlere selam verir, gelenler mi oturanlara? Gelenler oturanlara selam verir. Delili işte bu ayetler. Hı hı. Peki tersi gelirken adam selam vermedi. Sen de öyle aylak aylak durma. Sen ona selam ver. Bunun ayeti var. Nerede? En'am suresi 54. ayet. Ve izâ câike'llezîne yu'minûne bi âyâtina.
ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman fakul selamun aleyküm. Onlara de ki selamun aleyküm. Demek ki oturanlar da gelenlere selam verirlermiş. Bunu arada bir söz olarak söyleyeyim. Kale dedi ki Hazreti İbrahim, melekler ona selam verince, inna minküm meciliun. Biz sizin bu durumunuzdan dolayı korkuyoruz. Kale onlar da dedi ki la tevcel, korkma. İnna nübeşşiruke bi gulamin alimin. Biz sana çok bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. Eşinin kahkaha atması burada mı? Tam burada değil. Bu şimdi üç yerde geçiyor. İkisini selam bağlamında söylemiş oluyorum. Bu Hicr suresinde. Dediğiniz bölüm Hud suresinde. Şimdi orada da şöyle geçiyor. Ve lekad ca'at rusulna İbrahim'e bir büşra. Elçilerimiz İbrahim'e bir müjde getirmişlerdi. Kalu bu müjdeyle geldiklerinde demişlerdi ki selamen. Selam, esenlik üzerine olsun. Kale selamun, o da selamı reddetti. Selamı reddetmek Kur'an literatüründe aleyküm selam demektir. Reddetmek, kabul etmemek demek değil. İade etmek. Evet, iade etmek yani. Nisa suresi 86. ayettedir o. اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا. Size esenlik dileğiyle selam verildiği zaman ya daha güzeliyle alın ya da onu reddedin. Yani aynısını mukabele edin. Selamı reddetmek o demek, yoksa almamak demek değil. فَمَا لَبِسَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَن۪يزٍ. Hiç vakit geçmeden öyle bir işte besili bir hayvan onlara buzağı getirdi. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ. Bir baktı ki elleri لَا تَصِلُ اِلَيْهِ. O yemeğe ulaşmıyor. Yemeğe ulaş, yani uzatmıyorlar ellerini. Yemeğe ulaştırmadıklarını görünce nekirahum, onları yadırgıyor. Ve evcese minhum hifeten, durumdan korkuyor. Kalu la tekaf, onlar da diyorlar ki korkma. İnna ursilna ila kavmi Lut'in, biz seninle alakalı bir felaket için gelmedik. Biz Lut'un kavmine gönderildik. Bu geçerken arada sana uğradık. Sana da uğradık. Ama asıl çünkü vahiy gelmeyince başka bir felaket var. Anlıyor onu. Yani Lut kavmini helak etmeye gidiyorlar aslında. Evet, asıl gelişin sebebi o. Devam eden ayetler onu verecek. Ve mra'etuhu kaimetun. O esnada hanımı da orada. Kaimetun, ayağa kalkıyor hanımı. Yani Sare bu. Ve dahiket, gülüyor. Yani çocuk... Kahkaha manası çıkıyor mu hocam? Yok, hayır, gülmek. Dahike. Tefsirlerde var çünkü yok. Bazen. Ya öyle yani. Çok kahkahalık bir durum yok burada yani. Bunu tabii yani ağlayıcı bir gülme diye yorumluyorlar. Ben o kanaatte değilim. Yani meselede tarafın biri peygamberse ve ona bilgi getirenler melekse, o meleklerin verdiği bilgiden bir peygamberin hanımının, mümin olan bir hanımın böyle alaycı bir gülüş ortaya koyacağı kanaatinde değilim. Sadece gülüyor. Yalnız burada hocam hep bunların hep satır arasına da bir ibret almak lazım. Büyük ihtimal tabii Allah bilir, eşi belki onları erkek zannediyor. Erkek kılığında gözüküyorlar. Fakat eşi mesela onların yanında. Aynı zamanda eşi onların konuşmalarını dinliyor, gülüyor. Ha ne var burada dersiniz tabii ki. Fakat günümüze bir bakıyorsunuz mesela İslam adına bazıları, kadınlarla erkekler aynı ortamda oturamaz. Kadın hatta hiç gülmemesi lazım. Hatta kadının sesini duymaması lazım gibi iddialarda bulunuyorlar. Nereden siz, aklına geldi bu şimdi? Şimdi niye? Evet, bravo ya. Ama hayır. Şimdi niye biliyor musunuz? Bravo. Kur'an'ı yani bu şekilde okumak önemli. Şimdi. Kur'an'ın buradaki kıssaların satır araları birçok şeye cevap veriyor. Yani bunları da arada görmek lazım. Şimdi kadın erkek bir arada oturamaz. Kadının sesi duyulmaz. Kadın yok gülemez, edemez gibi ifadelere bir bakın. Hazreti İbrahim'in hanımı burada. Hazreti İbrahim'in hanımı herhalde ki takvasından hiçbiri şüphe etmiyorlar. Hiç erkeklerin yanında güldüğü gibi burada da bir detay veriliyor. Bazıları diyebilir işte Kur'an'daki işte o detayların falan bazen ne şeyi var diyorlar. Bir bakıyorsunuz o bir yerde çok lazım oluyor. Tabii. Mesela geçenlerde bir kadınlar işte işe gitmesin, çalışmasın, oturmasın, gülmesin gibi izahlarda ben mesela bu ayeti kullanmıştım. Yani oradan aklıma geldi. Yani güzel bir çıkarım, iyi bir katkı. Şimdi hanımı ayakta ve gülüyor. Bunun gülmesini şimdi yani niye gülüyor? Rivayetler ya da tefsirlerden yaşı biri çok şu. Çok büyüktü değil mi? Ha, ileri yaşlı olmasına rağmen yani bizim nasıl çocuğumuz olacak? Yani bu böyle bir gülme. Ben gülmenin gerekçesinin o olduğu kanaatinde değilim. Ben çocuk müjdesinin memnuniyetiyle güldüğü yani tebessüm ettiği, bundan hoşlandığı, hoşlanma anlamında bir gülüş ortaya koyduğu kanaatindeyim. Bir gerekçe daha var ki bunun çocukla ilgisi görülmeden ortaya konuluyor. Lut'un kavmine gönderildik dediklerinde
Lut'un kavminin nasıl azgın insanlar olduğunu biliyordu. Bu duruma sevindiğinden evet, dolayı da gülüş evet, o sevinçten diyor. Dolayı güldü. Yani bunlar yani cığırından çıkarttılar işi. Allah onlara hak ettikleri gibi bir muamelede bulunacak diye. Böyle bir gülümseyi o anlamda yorumlayan alimler de var. Peki hocam kurban edilmesi istenilen oğlu hangisi? Ha şimdi onu söyleyeceğim. Hı-hı. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Oğlan doğmadı. Durun daha müjdesi gelmiyor. Bu şimdi bu Sare'nin oğlu. Hazreti Hacer'in oğlu Hazreti İsmail. Ha, o daha önceden var. Biz işte burada işte ihtilaflı mesele burada tamam, başlıyor. Tamam. Şimdi madem olmayan çocuğu olmayan bir hanımdan çocuğu oluyor. Burada Allah'ın inayeti devreye giriyor. Çünkü kısır olduğundan bahsediliyor. Bu eşinin Hazreti İbrahim'in. O zaman kurban edilmesi istenilen bu çocuğudur deniliyor. Deniliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de denilsin. Yani tabii deniliyor. Biz Hazreti İsmail olduğunu biliyoruz değil yani, mi? Ama işte tefsir alimlerinin önemli bir bölümü hani bu alanda sözü olan çok kıymetli ilim adamlarının bu meselede Hazreti İbrahim'in hani asıl eşi Hazreti Sare idi. Yani onunla evliydi. Çocuğu Hazreti olmayınca Hacer, Hazreti Hacer bundan... evet. O sonradan alınma bir eşti. Evet. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in bu anlamda beklediği, özlediği çocuğun Hazreti İshak olduğu, Sare'den olan çocuğunun işte hani böyle bir önemli olayda aracı olduğu kanaati hakimdir önemli bir kesimde. Ama o Saffat suresinin ayetlerini okuyunca orada biraz daha mesele netleşecek ve kanaatimi söyleyeceğim. Burada bir şeyi daha hatırlatmalıyım. Buyurun. Bugün yani yaşayan alimlerimizden bu meselede bu fedahiket fiiline regl olmak manası verenler var. Nasıl yani? Kadınların periyot durumlarından evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Yani normalde o dönemi geçmiş olmasına rağmen o olaydan sonra böyle bir yeni bir periyodik dönemin başlaması manasını veren alimler de var. O yani önemli bir tefsirdir. Önemli bir kazanımdır. Çünkü çocuğun olabilmesi için o normal halin bir kadında bulunuyor olması kadının lazım. Kadının hormonlarının çalışıyor olması lazım. Çalışıyor olması lazım. Mesela bunu veriyor. Nitekim bu anlam olacak ki bu çok önemli bir katkı. Bakın. Febeşşernâhâ bi İshâk'a. Bunun işte bu olayın ardından biz ona o kadına İshâk'ı müjdeledik. Buradan doğan çocuk İshâk ve min verâi İshâk'a Yakûb'e. İshâk'ın arkasından da daha sonra İshâk'ın oğlu Yakûb'u müjdeledik. Yani bir peygamber nesli oradan devam ediyor. Şimdi devam ediyor ama bitmedi. Galet diyor ki bu kadın yani Hazreti Sare. Hud suresinin 70, 71, 72. ayetlerini okuyoruz. Galet bu kadın diyor ki ya veylete eyvah nasıl ne demek yani? Elidu ben mi doğum yapacağım? Ve ene acuzun ben ihtiyarım. Ve hâzâ be'li şeyha. Şu benim eşim de yaşlı bir adam. Yani eşim yaşlı. Ben acuz bir kadınım. Ben böyle nasıl doğum yapacağım? Diyor. Yani o yani bir şaşkınlık ifadesi ortaya koyuyor ve sonunda da inna hâzâ le şey'un acîbun. Ya bu çok enteresan bir şey diyor. Bu olmaz, olamaz demiyor. Allah'ın kudretine burada tam bir teslimiyet var. Nitekim Hazreti Sare'nin burada başka bir cümle ortaya koymasının önüne geçilerek melekler şu müdahalede bulunuyorlar. Kalu diyorlar ki etecebine min emrillahi. Yani sen Allah'ın emrinden mi şaşkına dönüyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyti. Halbuki Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin bu ailenin üzerinedir. İnnehu hamidun mecidun. Allah övülen ve yüceliği yani her türlü övgüye layık olan ve kullarına lütfu bol olandır diyor. Hazreti Sare bu yaşta acaba nasıl çocuk olurun şaşkınlığını ortaya koyarken melekler hemen müdahale ediyor. Yani Allah bir şeyi istediği zaman o kadın ileriki yaşlarda da olsa çocuk dünyaya getirebilir. Bir de hocam bu yine araya girip bir şey demek istiyorum. Şey de önemli burada. Yani kıssa verilirken dikkat edersek sadece olan biten anlatılmıyor. Allah'ın bütün sürece nasıl hakim olduğu, Allah isterse onun olabileceği gibi mesela burada arada bir şey veriliyor veya başka bir kıssada onların alayının önemli olmadığı veriliyor. Yani her bir kıssanın içinde aslında dikkat edersek hep sürecin içinde Allah var. Allah rızası için bir şey yapmak var, Allah için korkmamak var. Allah'ın her şeye hakim olduğunu unutmamak var, istikametini bozmamak var. Yani dikkat edersek bize yani hayattaki olaylara bakışta
hep Allah gözlüğüyle olaylara bakmak. Yani kıssalardan nakşediliyor. Yani Kur'an'ın önemli bir kısmı kıssalar ama kıssaların içindeki önemli bir kısımda aslında Allah'la ilgili bu atıflar var. Onu çok hayata dikkat müdahil etmek bir lazım. Allah motifi tabii, var yani. O ne oluyor? İşte biz o kıssayı, hayat hikayesini dinlerken, herhangi bir olayı biz değerlendirirken, hayata müdahale eden, her şeyin kendisi için yapıldığı, kendisinden başkasından korkmamamız gerektiği, Firavun gibi işte cebbarlara karşı dik durmamız gerektiği, zayıfların yanında durmaktan çekinmememiz gerektiği de sürekli aklımıza nakşediliyor. Yani hiçbir kıssa sadece bir olayı öğrenmemiz için bir anlatımdan ibaret bir şey değil. Başka derin bir ipe de var. Ve derin bir şekilde Allah'la ilgili Kur'an'ın temel inançlarının zihinlere nakşedilmesi var. Evet. Her bir şeyde. Yani her kıssanın içine dikkat edin. Allah'la ilgili hemen bir atıf oluyor cümlelerin içinde. Bu evet. Bu yaşlılıkta doğum üzerinde duruyor. Bunun bir örneği daha var. Bu defa Hazreti Zekeriya'nın duası ve hanımıyla Hazreti Yahya'nın dünyaya gelmesinde anlatılan Meryem suresinde çok önemli bir kesit var. Ama ona vaktimiz yok, oraya girmeyelim. Orada da Caner Bey'in dediği gibi Hazreti Zekeriya önce çocuk istiyor. Melekler ona çocuk olacağı müjdesini verince bu defa diyor ki nasıl olur bu? Ben ihtiyar bir adamım, hanımım da kısır. Nasıl olacak bu? E istiyordun ya. İstiyordun. Melekler ona diyor ki kâle kederlik. Haklısın. Ama kâle rabbil âlemin. Demek ki ben de şöyle çıkarım yapayım Caner Hoca gibi. Demek ki hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri isteyebiliriz burada, değil mi hocam? Yok yani yok, siz hayal edersiniz, ne olacak yani? Yani sizin hayal etmenizin önünde bir engel yok. Neticede hayal edin ve doğru şeyler hayal edin. Ama burada verilmek istenen şöyle bir mesaj olduğunu düşünüyorum Canan Hanım. Mesele yani sanki bu mucize dediğimiz şeyler, bu sıra dışı olaylar sanki insanlara bir hedef, bir ufuk gösteren şeyler. Hani belki de insanoğlu ileri yaşlarda da çocuk dünyaya getirilmesinin mümkün olduğu, bu pratiklerden mümkün olduğunu öğrenerek belki bu uğurda çalışmalar yapmaya belki teşvik ediliyordu. Yani bir doğurganlık denen şey erkekte de kadında da belli yaştan sonra olmaz diye kestirip atmamak ve belki bunun üzerinde ilmi çalışmalar yapma üzerinde de bir hedef, bir ufuk insanlara kazandırılıyor olabilir. Meseleye öyle de öyle bir tarafından bakmanın da önemli bir bakış olduğu kanaatindeyim. Bu meydana geliyor. Bu iş oluyor. Hazreti İshak, Hazreti Sare'den ileriki yaşlarda dünyaya geliyor. Hazreti İsmail daha önce dünyaya geliyor. Şimdi sonra bir kurban meselesi devreye giriyor. Şimdi Saffat suresinde o detaylandı. Sadece o konu Saffat suresinde var. O kurban işi. Hazreti İbrahim'le alakalı şu kadar surede bilgi var. Ama o kurban olayı sadece Saffat suresinde var. Surede mesele hani bizim literatürümüze veya bizim zihnimize ulaştığı haliyle değil. Kur'an-ı Kerim biraz daha farklı argümanlar kullanarak meseleyi anlatıyor. Ve ben meselenin öyle görülmesinden yanayım. Şimdi deniyor ki Allah-u Teala nasıl olur da bir peygambere bir çocuğun kesilmesini emreder? Çünkü Kur'an'ın evrensel bir kuralı vardır. Bütün dini öğretilerde bu kural en başta kuraldır ki o Maide suresi 32. ayette yer alır. Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekeennemâ katelen nâse cemî'â. Yani bir cana karşılık olmaksızın ya da toplumda bir fesadı öngörme tehlikesi olmaksızın kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve men ahyâhâ, kim de bir cana hayatiyet kazandırırsa fekeennemâ ahyen nâse cemî'â, o da bütün insanları diriltmiş gibidir. Böyle sebepsiz yere bir çocuğu öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğu öğretisinin herkes tarafından, hele ki peygamberler tarafından çok net bilindiği bir ortamda nasıl olur da Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e oğlunu kesmeyi emreder? Bir defa sözün en başında şunu söyleyelim. Allah'ın böyle bir emri yok. Nasıl yani? Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kes filan demiyor.
bu kıssalar ne? Şimdi bakın, rüyamda gördüm oğulcum seni. Tamam, hani bahsettik ya babacığım. Allah ne emrettiyse sen onu yap. Ha, tamam. Çünkü peygamberlerin rüyaları vahiy, biliyoruz. Yok. Peygamberlerin rüyaları var da o rüyalarda görülen şeyler eğer ertesi gün veya bir süre sonra vahye dönüştürülürse vahiydir. Nasıl hocam ya? Bütün rüyaları yani bir rüya. Ertesi... vahiy yoluyla gelmiyor ya, Kur'an'da mu? Kur'an'da böyle bir ifade yok. Bir kere rüyalar vahiydir peygamberin diye Kur'an'da bir ifade yok. Ama mesela öyle olduğunu peygamberimizin görüyoruz. Mesela bir rüyasının doğru çıktığı geçiyor Kur'an'da, o rüyayı doğradı. Başka bir rüyasında mesela İşte sizlerin gözünde onları çok gösterdik, onların gözünde sizi çok gösterdik, hiçbir an önce bitsin gibi ifade var. Orada görüyoruz ki mesela peygamberimiz ve yanındakilerin mesela rüyası doğru çıkmamış. Onlar olduğundan az görüyorlar, bir an önce savaşa giriyorlar. Yani rüyalar eşittir. Ama orada bir başka beis var hocam, orada cesaretlendirme, yani orada bir vahiy yok o... ama orada Allah-u Teala'nın bir başka hikmeti var. Orada vahiy, cesaretlendirmek vahiy, ordu vahiy için, bir cesaret olan... aşılamak için o rüyayı Kur'an'da gösteriyor. Kur'an'da rüya eşittir vahiydir şeklinde bir eşitleme yok. Yani bu çok önemli yakalamak. Hmm. Yani yani bir peygamber rüyasında bir şeyi görürse o gördüğü şey ertesi gün yeni bir vahiy meleğiyle yani vahye dönüştürülürse vahiydir. Bakın eğer bu Allah'ın emri olsaydı bu yerine gelirdi. Eğer Allah'ın emri olsaydı Allah emrinden sonra vazgeçmez. İmtihan olamaz mı hocam? Hayır hayır. O denemek imtihan, için yapamaz. Tabii ki imtihan ama yani ama emir Allah-u değil. Teala böyle bir şeyi emredip sonra vazgeçmiş olmaz. Sonra Allah-u Teala'nın aklına başka bir şey geldi. Peki kurban ibadetini buna dayandırmıyor muyuz? Hayır hayır yok canım, bundan çok daha önce kurban ilk insan neslinden beri var. Ama öyle bilinmiyor mu hocam? İşte bu hadiseden dolayı. Hayır hayır yanlış işte. Hazreti İbrahim'den değil, Hazreti Adem'den bu yana kurban var. Maide suresinde vettu aleyhim nebe ebney Adem'e bilhak iz garraba kurbanen fetukubbile min ahadihima ve lem yutakabbel minel ahar diye meselenin Hazreti Adem döneminden itibaren geldiğini biz biliyoruz. Burada başka bir şey var. Evet hocam. Şimdi bakın. Buyurun. Ayetinden yani ayetten hareketle sözümüzü söyleyelim. Hazreti İbrahim kâle inni zâhibun ilâ rabbi seyehdin. Diyor ki ben Rabbime doğru gidiyorum. O bana yol gösterecektir. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salihlerden bir çocuk ihsan eyle diye dua ediyor. Saffat suresi 99 100. ayetleri okuyorum. Febeşşernâhu bi gulâmin halîmin. Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan çocuk, erkek çocuk müjdeledik. Felemma belaga ma'ahu's sa'ye. Çocuk İbrahim'in yanında yürüme çağına gelince. Kale dedi ki çocuk ya buneyye Hazreti İbrahim dedi ki ya buneyye yavrucuğum. İnni ben era fil menami uykumda görüyorum. Enni ezbahuke seni kesmekte olduğumu görüyorum. Rüyamda böyle bir şey görüyorum. Fenzur maza tera. Yani bak ki ne görüyorsun, yani ne diyorsun bu konuda? Ben seni kesmekte olduğumu görüyorum. Allah-u Teala ona sen oğlunu kes diye herhangi bir şey söylemiş değil. Söylese zaten ifade böyle olmaz. Allah bana bunu emretti oğulcuğum ne yapalım falan Allah gibi ifade olur. Allah bana öyle gösterdi derdi. Halbuki hani görüyorum. Bir de bu bir süreç halinde herhalde biraz devam ediyor bu iş. Çünkü bunu yorumlayanlar rüyamda seni kestiğimi gördüm diye geçmiş zaman kalıbıyla ifadeyi şekillendiriyorlar. Öyle değil. İnni era görüyorum ben. Bir süreç. Ben bunu bir takım dinler tarihçisi arkadaşlarla konuştum. Yani o dönemde böyle çocukların kurban edilmesi diye böyle bir şeyler mi vardı? Evet vardı. Öyle bir yani toplumların öyle bir şeyi var. En kıymetli şeyinden mahrum bırakılmak diye. Muhtemelen Hazreti İbrahim o psikolojiyle oğlunu kaybetmiş olma. Hani Sare'den doğma oğlunu veya Hacer'den doğma oğlunu. Ya ilk oğlunu ya da asıl hanımından olan ilk oğlunu kaybetme korkusunu içinde yaşıyordu. Ve muhtemelen o korku, evet o korkuyla rüyasında bunu görüyordu. Peki rüyasında. Hocam şöyle bir durum da mı yok o zaman? Çünkü ben soruyorum. Yanlış bir şey varsa da düzeltelim diye soruyorum. Lütfen evet. Yanlış anlamayın. Şimdi bir oğlum olsun, onu senin adına kurban edeceğim hayır. Diye bir mesele de mi yok hayır. Duasında? Hayır, hayır, hayır yok işte. Ahan dua burada. Rabbi hebli minas salihin. Ya Rabbi bana salihlerden bir çocuk ihsan eyle diyor. Febeşşernâhu bi gulâmin halîm. Biz de ona halim selim bir çocuk müjdeliyoruz. Olanı bu. Onu sana adıyorum, onu senin yolda keseceğim. Öyle bir adak söz konusu değil. Kur'ani verilerde böyle referanslar yok. Olanı bu. Ve bu sadece burada geçiyor. Başka bir yerde bu konu da sadece yok. Sadece Saffat suresinde. Sadece Saffat suresinde geçiyor. Yani siz diyorsunuz ki o dönemde çocuk
çocuğunu kurban etme durumu vardı. Bu durumdan bu aldığım, etkilenmişti bu aldığım, Hazreti İbrahim. Bunun kitabi karşılığı yok. Yani bu ayetlerde böyleydi de öyle çıkartıyorum demedim. Bir takım arkadaşlara sordum. Yani bu nasıl bir şey olabilir? Çünkü Allah-u Teala'nın böyle bir şey emretmiş olması mümkün değil. Allah-u Teala sebepsiz yere bir çocuğu babası tarafından kestirme emrini vermez. Öyle bir şey olmaz. Bir de Kur'an'ın hiçbir yerinde de peygamber Allah'ın emrettiği bir şeyi oğluna ben bunu yapayım mı yapmayayım mı bak sen ne söylüyorsun diye danışmaz. Burada Allah danışma emrettiysen mı var böyle... hocam söylüyor tabii, mu? Tabii söylüyor, diyor ki fenzur mazatera. Bakalım bak, ne diyorsun? Hiçbir peygamber mesela bir Kur'an'ın hiçbir yerinde peygamberin sırf rüyayla emir aldım. Ben onu farzı yerine getiriyorum şeklinde bir şey yok. İki peygamberin aldığı bir emri herhangi birine danışarak, beraber bakarak ne yapacağına karar vermesi gibi bir şey yok. Allah'tan bir emir aldığın zaman. Üç, burada Allah bana emretti şeklinde bir ifade yok olay sunarken. Yani bu üçünü tespit etmek önemli. Evet, orada diyor ki işte çocuk, Kale, bu defa çocuk babasına diyor ki, ya ebeti babacığım, if'al ma tu'mer, sana ne emrolunuyorsa sen onu yap. Sana emrolunmakta olan şey neyse sen onu yap. Senin emri, yani sana Allah ne yapmanı emrediyorsa sen onu yap. Ama hocam burada da bir çelişki yok mu? Yok yok. Yani çünkü diyorsunuz ki rüyası bir emir değildir, vahiy değildir. Ama çocuğun cevabı Kur'an-ı Kerim'de sana ne emrediliyorsa onu yap oluyor. Çocuğun yani cevabı. Yani sanki bir vahiymiş gibi bir hayır cevap geliyor. Hayır ama yok ya bu çocuğun sözü. Ama çocuk öyle bir şey sanıyor olabilir. Çocuğun sanması ayrı içeriğin o. Yani o yörede böyle bir geleneğin olabildiğini ve bundan çocuğun da babanın da etkilendiği kanaatindeyim. Ama Allah-u Teala'nın böyle doğrudan oğlunu kes diye bir emri yok. Eğer öyle bir emri olsaydı Caner Bey'in dediği gibi baba bir peygamber baba Allah'ın bir emrini yerine getirmede biriyle öbürüyle istişare filan etmez. Bu emirse uygulanır. Bu emir olsaydı Allah o emrinden vazgeçmezdi zaten. Nitekim devam eden ayetlerde diyor ki işte felemma eslema ve tellehu lil cebin Allah'a teslimiyet gösterdiler ikisi de böyle alnı üzerine yattı. Ve nadeynahu en ya İbrahim. İşte burada Allah-u Teala'nın hitabı devreye giriyor. Biz seslendik dedik ki ey İbrahim kad saddakta rüya. Sen rüyanı böyle doğrulattın. Tamam. Senin gördüğün rüyayla ilgili yapman gereken buydu. Bu kadar. Sakın ha çocuğu filan kesme. İnna kederlike nezzil muhsinin. Biz işi düzgün yapanları ödüllendiririz. İnna hazâ lehüvel belâul mübin. Bu büyük bir imtihan idi. Ve fedeynâhu bizibhin azîmin. Biz bunun yerine büyük bir kurbanlık ona fidye verdik diye meselenin çocuk kesme ile alakalı değil, görülen bir rüyanın böyle yorumlanmasının bir felakete dönüşmesini Allah-u Teala'nın engellemesinden söz ediliyor. Allah bir emrinden vazgeçmiş değil. Cenab-ı Hakk'ın çocuğu kesmek gibi bir emri kesinlikle Kur'an'da söz konusu değil. Peki bu çocuk kim? Bu çocuk kim? Asıl soru buydu. Bu çocuk kim? İsmail i̇şte, mi? Yani burada işte iki kanaat yani boy ölçüşüyor. Hani İsrail'i kaynaklar bu tabii önemli bir ayrıcalık. Niye? Diyor ki bu çocuk. Eğer soru İsmail derseniz başka bir soru doğdu. Caner hocama soracağım. Buyurun. Tamam diyelim İsmail dedim. İsmail'di. Şimdi o zaman siz dediniz ki çocuk bilmeyebilirdi babasına böyle bir emrolunduğu meselesi. Ama İsmail bir peygamber değil miydi? Peygamber de bilir. Hayır peygamberlerin her şeyi bilir. Bir izleyicimiz de sormuştu hayır. Onun üzerinden hayır, sormazsa. Birisi, kendi fikrimi gibi sordum ama birisi burada İsmail, izleyicimizin yaşı sorusu. Küçük olduğu için peygamberlik vazifesine başlayıp başlamadığı tipi bir mesele var. Fakat bunun dışında da peygamberler kendilerine vahiy gelmediği konuda her şeyi bilir diye bir şey yok. Mesela peygamberimiz bu evrenin sonu ne kadar soruluyor? O saatin evrenin sonunu peygamberimiz o konuda bilmiyor. Hatta nerede onun bilgisi sende diye Kur'an geliyor. Yani ne peygamberimiz ne diğer peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği vahiy dışında ve normal hayatta edindikleri bilgiler dışında böyle bütün her şeyi bilen bilimlerde, bütün evrenin sırlarını, tarihte her olayı bilen insanlar değil. Yalnız İshak'ın kelime anlaması gülerek gelen. Orada da gülme var ya. Hani İshak'ın kelime anlamının bu olduğunu söyleyeyim. Ben kendi şahsi bir kanaatim yok İsmail mi İshak mı diye. Fakat şunu söyleyebilirim. Kur'an'da bunun ismi verilmediğine göre ben bunun şahsen çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kierkegaard diye ünlü bir filozof vardır mesela. Buradan hareketle müthiş bir kitap yazmıştır. Şimdi buradan bizim almamız gereken ders şu temelde. İsmail mi İshak mı meselesini çözmemiz önemli olsaydı Kur'an onun ismini verirdi. Bana göre o kadar önemli değil. Ama tabii ki tartışılabilir, tartışılsın. Önemli olan şey şunu görmek burada.
Bir baba en sevdiği şey oğlu, zaten istemesine rağmen uzun sürede oğlu olmamış, çocuğu oluyor. Ve onundan Allah rızası için vazgeçmeye hazır olduğunu gösteriyor. Hmm. Bu yüzden burada bir takdir var. Hiçbir şekilde Allah onu emretmiyor. Fakat o Hazreti İbrahim'deki oğlundan bile vazgeçmesine hazır durumu takdir ettiğinin ifadesi de var. Hazreti İbrahim daha evvel kavminden, sonra babasından da vazgeçmişti. Görüyorsunuz. Babasının iman etmeyeceği belli olunca ondan da yüz çeviriyor. Babasına çok güzel, kibar bir şekilde dine davet ediyor. Elinden geleni yapıyor. Ama iman etmediği zaman yollarını ondan da ayırıyor. Fakat daha sonra da öyle bir durum geliyor ki çok sevdiği bir şey var, oğlu. Fakat Allah'ın sevgisi yanında oğlunun sevgisinin de, Allah'a bağlının yanında oğlunun da söz konusu olamayacağını gösteriyor. Ve çok küçük olan oğlu da orada onun dersini veriyor. Daha çok küçük, önünde uzun bir hayat var. Gerekirse Allah için kendi canını ortaya koymaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu neydi buradan ve tarih boyunca insanlığa en sevdiklerinden bile gerekirse Allah rızası için vazgeçilebileceğin orada bir dersi var. Allah orada öyle bir şey ayarlıyor ki onu emretmiyor. Fakat rüya ile Allah'ın emri olduğunu sanarak yaptığını göstererek tarih boyunca insanlara, çünkü Hristiyanlarda da buna benzer bir şekilde kıssaya bir iman var, Yahudilerde de var. Tarih boyunca insanlar burada Allah rızası için fedakarlığın çok önemli bir dersini alıyorlar. Yani bir yerden insan öldürmenin farz olduğu, kimi zaman öldürülebileceği bir şey asla çıkmıyor. Allah'ın emri olarak sunulmadığı için. Diğer taraftan gerekirse böyle bir şey olsaydı, Allah rızası için gerekirse böyle en olmayacak şey bile yapılırdının da dersi veriliyor. Bu ikisini bir arada ele alabilmek önemli. Hocam, sizden de bu konuyla ilgili son cümlelerinizi alayım. Artık yani, programın sonuna geldik. Çünkü Caner Bey'in ifade ettiği hani bir çıkarım ortaya koyuyor. Ben o çıkarıma bir ilave daha bulunayım. Evet, yani buyurun. Tam ben bu kurban edilen çocuğun hani kimliği noktasında kanaati olan bir adamım. Benim kanaatim bu çocuğun İsmail olduğudur. Çünkü bir delilimi söyleyeyim. Hani sen beni ne emrolunuyorsan onu yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Daha sonra Hazreti Meryem suresinde 54. ayet Hazreti İsmail'den söz ederken vezkür fil kitab İsmail, kitapta İsmail'i de hatırla. İnnehu kâne sâdikal vaadi. O vaadinde sadık biriydi. Hazreti İsmail'in o vaat, o sadakat, o teslimiyet göstermesine burada ismen gönderme var. Dolayısıyla çocuğun Hazreti İsmail olma ihtimali çok yüksek. Zaten bu olayın anlatıldığı Saffat suresi 99. ayetten bu yana devam edip geliyorsunuz 112. ayet, hani olay o kurban işi bitiyor. Ondan sonra ve beşşernâhu bi İshâk'a, ona İshâk'ı müjdeledik diyor. Yani daha bu meselenin Hazreti İsmail'le ilişkili olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Hazreti İshak'ın nebi olarak, salihlerden bir nebi olarak müjdelendiği beyan ediliyor. Gerçi buna karşılık da deniyor ki burada İshak'ın doğması müjdelenmiyor, İshak'ın peygamber olması müjdeleniyor diye böyle de bir yorum yapılıyor. İshak'ın kelime anlamının güldürerek gelen var ya, bir de ayette annesinin i̇şte gülmesi var. Evet. Bana o İshak için bir delil olabilir mi diye aklımda bir soru işareti olarak duruyor. Yok, doğan çocuğun İshak olduğunda şüphe yok da kurban edilenin İsmail olduğu bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Tabii tabii, aslında o da var, o güldürerek gelen. Peki. Ben oradaki katkısına bir ufak katkı daha, bir çok dakikalık. Çok kısa bir dakika hocam. Hani dedi ya işte öyle bir şey ilave şeyler söyleyelim. Müjdeyle o çocuğun aynı olacak diye bir şey yok hocamın dediği, evet. Doğru. Bir de bir rüyalarla hareket etme istismarı var toplumda. Rüyamda gördüm şunu öldüreceğim. Rüyamda gördüm bunu keseceğim. Rüyamda gördüm şunu yapacağım. Gördüğün rüya, peygamber bile olsan, Allah'ın vahyiyle desteklenmediği sürece bir bilgi kaynağı değildir. Hiç kimse gördüğü rüyadan hareket ederek bir başkasının canına, malına veya başka bir şeyine kast edemez. Veyahut da dine temel bir hükme aykırı hareket de edemez. Edemez. Peki, çok teşekkür ederim. Aslında değinmek istediğimiz birçok kıssa vardı ama vaktimiz yetmedi. Olsun, Hazreti umut Adem, ediyorum. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Umut ediyorum. Nuh. Hocam başka... için yani bu 2-3 saatte 3 tane şeye girmek mucize bir şey. Hocam bir de hocam yani bir tanesi ya.
Gerçekten 25 senede işitmediğim azarı işitiyorum sizden. Ben de sitemediğim çok teşekkür ederim. Değerli bir daha çağırmazsınız. Estağfurullah hocam. Sevdiğim için söylüyorum. Evet. Sizin de beni çok sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden takılıyorum size. Evet. Can hocam çok teşekkürler. Aylar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mehmet hocam çok teşekkürler geldiğiniz için. Efendim hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın ilk ötek günden programıydı. Bu gece çok değerli iki ismi ağırladık. Profesör Mehmet Okuyan'la Profesör Caner Taslaman bizlerle birlikteydi. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını ve peygamberlerin mucizelerine değindik vaktimiz el verdiğince. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Salı günü bir başka programda tekrar görüşünceye dek bu gecelik hoşçakalın.